Merhaba, Sözün Özü programında yeniden sizlerle birlikteyiz. Ben İbrahim Halil Üçer ve Ömer Türker. Bu hafta İstanbul Şehir Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi İshak Arslan'la beraberiz. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu hafta İshak Hocamızla çok önemli bir mevzuyu ele almaya, masaya yatırmaya çalışacağız. Ve insan nedir sorusunu soracağız. Klasik ve modern arasında İnsan tanımındaki dönüşümleri ele almaya biraz da ve belki de aslında daha çok kendi derdimizle hemhal olmaya çalışacağız. İnsanın ne olduğu sorusu, işin doğrusu sadece insanın ne olduğu sorusu anlamına gelmiyor. Aynı zamanda ahlakın, erdemin, toplumun, siyasetin, devletin ne olduğu sorusuyla eş biçimli, eş değer bir biçimde anlam kazanıyor. Ve insan nedir sorusunu sormak, bunların ne olduğunu sormak anlamına geliyor. Ve neredeyse bunları açıklamaya çalışan her sosyal teorinin bir insan tanımına dayandığını biliyoruz. Biz bugün bu programda insan neydi, yani geleneksel düşüncede, klasik İslam düşüncesinde insan neydi sorusunu soracağız. Ve insan ne oldu veya insana ne oldu sorusuyla birlikte modern düşüncede insanın nereye geldiğini, yeniden nasıl tanımlandığını, ahlaka, siyasete, ekonomiye, bu tanımın nasıl etkilerde bulunduğunu ele almaya, üzerinde durmaya çalışacağız. İsterseniz insan neydi sorusundan başlayalım. İşin doğrusu insan neydi sorusuna verebileceğimiz belli başlı en temel iki cevap var. İslam düşüncesinde öyle görünüyor. Bunlardan birincisi hemen herkesin insan nedir sorusuna cevap olarak aklına gelen insan düşünen canlıdır. El-Havanun Natık diyoruz. Bu tanımın içerimleri üzerine biraz duralım. Sonra İslam düşüncesinde başka hangi tanımlar var? Bunlara bakalım. Yani insanın karakteristik özelliklerini biraz tanımlama çalışalım. Belli başlı özellikler üzerinden. Sizden başlayalım isterseniz İshak Hocam. Klasik dönemde insanı tanımlayan ana karakteristik özellikleri nasıl bir çerçeve oturtabiliriz? Neydi insan? Şimdi tabii seçtiğimiz konu çok hassas ve zorlu bir konu. Evet. Senin de söylediğin gibi bu konuyla ilişki kuramayacağımız herhangi bir başka meseleye de problem yok. İslam düşüncesi tabii sen oradan başlattın. Biraz da ikinizin konusu. Ben açıkçası sizden dinlemek isterim ama biraz daha eskiye giderek belki İslam düşüncesiyle de mukayese yapmak bakımından. Biz işrakiliği İshak Hocam'dan dinliyoruz Sühre Verdi. Estağfurullah. O tabii daha teknik detaylı bir konu. Onun da enteresan bu arada cevapları var insan nedir sorusuna. Belki ona da girebiliriz. Belki antik dönem deyince bütün İslam düşüncesinin de tevarüz ettiği arka planı hatırlamakta fayda var. Modern öncesi diyelim. Modern öncesi diyelim. Evet. Yani o çok büyük genel dünya ve düşünce tarihini tasnif etmek istersek kadim diyebiliriz belki, klasik diyebiliriz, modern, orta çağ diyebiliriz, modern ve modern sonrası diyebiliriz. Hı hı. En genel ve en kaba anlamıyla. Bu antik çağların özellikle de eksen çağların, bu eksiyle işlediğimiz eksen çağların genel durumuna baktığımız zaman, sadece Grekler değil, eksen çağ deyince malum bu teknik bir tabir düşünce tarihinde milattan önce 8. 9. yüzyılla sistematik felsefeye kadar 2. 3. yüzyıla kadar geçen sürede dünya tarihinde eş zamanlı olarak ve birbirinden bağımsız olarak bir sıçrama yaşandığı söyleniyor. Evet. Buna bir spiritüel sıçrama diyebiliriz. Zihinsel bir sıçrama diyebiliriz. Yani bu zaman aralığında enteresan bir şekilde hem Konfüçyüslük diyelim, Budizm gibi Doğu dinlerinde bir arayış var. Hem Hindistan'da bir arayış var. Hem Mezopotamya'da ve peygamberlerin daha çok zuhur ettiği bölgede bir uyanış ve canlanış var. Ve doğal olarak Greklerde bir anlayış var. Bütün bu ortak yapıya bakarsak, bunları biz mitolojilerde mesela görebiliyoruz. Hı hı. Kıssalarda görebiliyoruz. Bunlar büyük anlatılar. Yani Platon ve Aristoteles'te sistemleşen insan merkezli, ki buna insan felsefesi de deniyor biliyorsunuz. Öncesindeki o büyük arayış. Presokratiklerde bu biliyorsunuz daha doğa merkezli olarak algılanıyor. Ancak Sokrates sonrası bu insana dönüyor. Bu
sistematik felsefenin de tevarüs ettiği antik dönemde bu büyük anlatıları görüyoruz. Burada mesela Gılgamış çok meşhur bir metafor diyebiliriz. Gılgamış sembolü üzerinden birkaç cümle söyleyebiliriz. Hı hı. Gılgamış'ın ki Mezopotamya'nın en ortak efsanesi Gılgamış destanı. Burada insanın ölümsüzlük arayışı aslında söz konusu. İnsanın ölümsüzlük projesi de diyebiliriz buna. Fakat bu tabii bir trajediyle sonuçlanıyor. Yani Gılgamış destanında buna bir cevap bulamayacağı ortaya çıkıyor. Hı hı. Fakat bu hep devam ediyor. Yani bu proje, bu ölümsüzlük arayışı bütün diğer dönemlerde, ta postmodern dönemlere kadar bunu göreceğiz. Ölümsüzlük arayışında aslında mesela karakteristikleri sorduk ya, bir karakteristik olarak bunu belir, insan ölümsüzdür. Ana çerçeveyi evet, denebilir mi? Trajedilerde mesela yine Yunan trajedilerinde de ölümlülerle ölümsüzler arasındaki o büyük farkı görürüz. Ve ölümlüler ölümsüzlere özenirler ve oradaki yapıyı aşağıya indirmek isterler. Daha bir sürü orada farklılık var ama şimdi zamanımız o değil, zamanımız yok daha doğrusu. Klasik dediğimiz dönem, klasikleşmiş dönem, daha çok yine Greklerde ve İslam dünyasında tevarüs ettiği Helenistikle birlikte, hı hı. Yani yeni Platonculukla birlikte gelen o büyük felsefi uyanış diyelim. Hikmet arayışı belki. Hikmet arayışı. Hikmetin arayışı bu. Dikkat ederseniz orada felsefenin tanımlarını da sirayet etmiş bir çaba var. Yani aslında bilgelik sevgisi dediğimiz tanım Sofos'la bitmek istiyor. Yani beşerden insana doğru bir harika. Yolculuk. Bu tespit çok önemli. Ben şöyle diyorum hocam. İbrahim'in çok sevdiği kelimelerdir. Beşer ve insan ayrımı. Ayrımı çok önemli evet. Hocam. Zaten ileride geleceğiz. Hani doğanın bir parçası olarak insan, yani beşer olarak insan. Bir de şimdi özür diliyorum. Bir cümle söyleyin hocam buyurun. Benim cümlem şöyle bitiyordu. Burada Ömer hocam çok iyi bilir. Biraz sonra belki birkaç cümleyle daha fazla konuşabiliriz. Aslında bir potansiyeli açığa çıkarma, kendini çok gerçekleştirme. Evet. Bütün eksen işte o kuvveden fiile çıkma. Bu çok önemli. Geçme. Evet. Bu hemen hemen klasik felsefenin ortak ana temalarından biri diyebiliriz. Burada dikkat ederseniz şimdi her çağın bir ütopyası var. Ben biraz sonra diğer ütopyalara da değinmek isterim. Çünkü ütopya bir ortak insanlık ideali olarak okunabilir. Tabii ki genelleştirilemez. Tabii ki bütün detaylarıyla ütopya bir gösterge sayılamaz ama mesajı itibariyle önemli bir sembolizasyondur. Evet. Mesela buradaki işte devlet diyaloğunda gördüğümüz Platon'un ütopyası. Bu ütopya hem erdemli insanı birey olarak hem de erdemli toplumu düşler. Evet. Ve bunun imkanlarını arar. Bunu ancak tabii hem bilgeliğe erişmiş ama hem de kral olan biri yapabilir. Bunu alt sınıflar yapamaz. Herhangi bir beşer yapamaz. Bunu ancak filozof yapabilir. Zaten bütün o tecrübeyi bize anlatır. Ki Platon'da esas olan da bu tecrübedir. Çünkü bu dönüşümü yapmış olan, bu ideal alemi müşahede etmiş olan bir nefis ancak bu dönüşümü diyelim gerçekleştirmiş sayılabilir. Ve bu dönüşüm de ancak total bir düzen içinde yapılabilir. Yani o tek şehir başına yapamaz tek başına insan. Bu yüzden bir düşünen şey canlı aynı zamanda politik bir canlıdır. Evet. Fakat bu çok zor bir şeydir. Çünkü Platon'un bize gösterdiği örnek burada Sokrates'tir. Çünkü Sokrates Atina tarafından öldürülmüştür. Evet. Bu aynı zamanda zorlu ve riskli de bir çabadır. Evet. Çünkü bu dönüşümü göze almak demek yerleşik kurallara, statikoya biraz meydan okumak demektir. Dolayısıyla bütün bu gerilimleri o sistematik felsefede görürüz. Bunun çok daha başka bir formu ama talepleri itibariyle, iddiaları itibariyle benzeşerek diyelim Aristoteles'te var. O konuyu siz daha iyi biliyorsunuz. Bütün bu gelenek İslam düşüncesine nasıl geldi ve hangi alanlarda insan tanımının nerelerinde nasıl değişimler oldu? Ben de onu size sorayım. Tamam. Zaten hocam İshak Hoca'yı programda ağırladığımız vakit en çok korktuğumuz şey bir de İshak Hoca'nın bize soruları. Biz soruyoruz hocam soruları. Büyük sorular sonda ama şimdi değil. Eyvallah. Şimdi İshak Hoca'nın söylediği üzerinden devam edelim. Birkaç şeyle açalım. Aslında çok önemli birçok noktaya temas etti. Fakat en azından benim bakış açım itibariyle önemli olan bir nokta insanın tanımı itibariyle bir kuvveden fiile çıkma durumu ile irtibatlandırılması. Yani bir potansiyel durumu var insanın, bir de aktüel bilfiil
yetkin durumu var. Dikkat edersen bütün cevherlerin aslında aynı eksenlere tabi olduğunu görüyoruz. Tabii evet. Ki insanın da. Tabii. İbn-i yani Sina, doğa teorisiyle ilişkili elbette. Bu. İbn-i Sina bu meseleyi anlatırken talikatta zannediyorum bir pasajda güve örneğini veriyor. Güve. Platon'un o mağara istiharesi var. Ona benzer bir anlatısı var orada. Hani hatırlıyorsanız Platon mağaradan çıkan adam, yani mağaradan kurtulup da yani beşeri kayıtlardan kurtulup da ilahileşen, ışığı gören adam. Işığı gören, hakikati kavrayan bir insanın durumunun perişanlığını, yani sıkıntısını anlatmak için diyor ki insanlar onu taşlarlar, hakaret ederler. Doğru. Fakat o insanlara merhamet nazarıyla bakar. Çok kısaca ifade edecek olursak İbn-i Sina buna benzer cümleler söylüyor. Yani hakikate ulaşan insan diyor işte bu Dostoyevski'nin insancıklar tabiri var ya, o insancıklar romanında. Tam buna benzer bir şeyi var, yönelişi var. Yani bu diyor diğer insanlara, güvelere merhamet nazarıyla bakar diyor. Yani güve çok enteresan bir tabir. Bir kurçuk olarak. En zalim insanda bile bir insancık görür. Yani bir kuvve var, bir kurçuk olarak meydana gelmiş, sonradan kanatlanıp uçacak. Yani hakikate ulaşmış insan kanatlanıp uçan, gerisi de güve halinde kalmış ama içinde kuvveyi barındıran insan prototipi. Bunu belki şöyle formüle edebiliriz. Bu potansiyelite, aktualite, kuvveden fiile çıkışı. Ben şöyle diyorum hocam. Klasik düşünce açısından biz doğarak değil, olarak insaniyetimizi kazanırız. İnsaniyetimizi tanımsal yetkinliğimize, yani kanatlanıp uçma durumuna, bilfiilliğe nispetle ele aldığımızda İnsaniyetimiz cebimizde verili bir şey değildir aktüel olarak. Onu kazanmak için çaba sarfına ihtiyaç duyarız. Aslında buradan devam edelim isterseniz. Düşünen canlı olarak insan tanımına geçelim. Bu insan düşünen canlı olarak insan tasavvurunun sonuçlarına burada, bakalım. Burada sanki birazcık Orta Çağ ve Hristiyanlık tecrübesine de değinmek lazım. Çünkü İslam'dan önce. Burada da birkaç temel vurgu olduğunu düşünüyorum ben hatırlatmak bağımından. Sonra İslam düşüncesini hem bu antikle hem de Hristiyanlık tecrübesiyle belki mukayese etme imkanımız olur. Bir defa belki Batı düşüncesini de anlamak için elbette. Batı öncesi Orta Çağ'ı bilmemiz gerekiyor işaret etmek bağımından. Şimdi burada tabir ne kadar doğru bilemiyorum ama tek tanrılı dinlerin ortak bir tecrübesinden bahsedebiliriz. Yani bu kökenleri itibariyle Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'ı da belli bir zeminde buluşturan çabadan bahsedebiliriz. Burada hem uhrevi bir vizyon hem de bir emperyal vizyon söz konusu. Özellikle Hristiyanlık'ta. Uhrevi çünkü o güne kadar aslında felsefenin ve daha önceki yöntemlerin insana tam olarak sunamadığı kurtuluş vaadini Hristiyanlık bize sunuyor. Yahudilikte de böyle bir vaat var. İnsanın böyle bir arayışı var. Ama bu çok sınırlı, çok mahsus, çok tahdit edilmiş. Sadece Yahudilere sunulmuş bir imkan. Oysa Hristiyanlık bunu evrenselleştiriyor. Bir kere bu çok büyük bir kırılma noktası. Bunu sınıfsal ya da ulusal bir ölçekten çıkarıp evrenselleştiriyor. Bu çok temel bir konu. İkincisi, çok önemli bir kırılma noktası benim kanaatime göre. Aşkın olan Tanrı'yı insan suretinde, Jesus Christ tabiri oradan geliyor, dünyaya getiriyor. Geçici de olsa. Bu Tanrı'nın doğrudan insanlığa ve insanlık tarihine müdahalesi olarak yorumlanabilir. Çünkü zaten o ilk günah kavramını ve ilgili bütün problemleri düşünürsek, bu kadar büyük bir günahı ancak Tanrı'nın kendisi telafi edebilir. Bir tür insan biçimci Tanrı anlayışına da yol açıyor aynı zamanda. Bu çok güçlü bir doktrin tabii. Çünkü bizatihi Tanrı'nın mücessem halde yeryüzüne gelmesi çok güçlü. Duygusal bakımdan da, teolojik bakımdan da. Batılı insanın kendini hayat içerisinde idraki trajedileri, umutları, hayalleri açısından çok önemli bir neticesi olan bir şey. Yani Tanrı'nın insan suretinde kendisini göstererek insanın trajedisini üstlenmesi. Evet, aynen. Zaten bu Tanrı'nın insanı kendi suretinde yaratması fikri yine bu üç gelenekte de ortaklaşa kabul edilen bir şey. Yine belki ortak noktalardan birisi genel olarak kozmosla ya da evrenle ya da alemle insan arasında da bir ilişki kurulması. Yani büyük alem ya da küçük evren olarak mesela insanın görülmesi. Bu da temel bir bağlantı noktası üç din bakımından. Şimdi bu emperyal vizyon da çok önemli. Ne kastediyorsunuz? Emperyal vizyondan şunu kastediyorum. Hristiyanlık sadece uhrevi bir ütopya ya da bir kurtuluş vaadi olmaktan çıkıyor. Özellikle Pavlus sonrası Roma'da yayılması ve
Roma İmparatorluğu ile ilişkileri sonrasında bir devlet formuna bürünüyor. İlk defa bir kamu gücünü ve bir imparatorluk gücünü arkasına alarak yayılıyor. Kilise kurumsallaşıyor ve global bir güç haline geliyor. Yani bunu unutmamamız lazım. Evet. Hem Bizans tarafıyla hem de Roma'nın kendisi itibariyle. Buranın ütopyası da, bu dönemin ütopyası da enteresandır. Burada iki temel şahsiyet olduğunu düşünüyorum. Birisi Saint Augustine, özellikle Platoncu ekseni ya da Platoncu arka planı Hristiyanlığa taşıyan kimse. Çünkü Saint Augustine'den önce felsefenin ya da felsefi geleneğin Hristiyanlıkta kullanıldığını görmüyoruz. Saint Augustine bunu gerçekleştiriyor. İkincisi de Aristotelesçi geleneği biraz geç bir dönemde Hristiyanlığa yerleştiren Saint Thomas. Saint Thomas, evet. Şimdi burada Saint Augustine'in iki önemli kitabı var. Birisi İtiraflar biliyorsunuz, öbürü de Tanrı Şehri ya da Tanrı'nın Devleti. Evet, evet. Ne demek bu? Aslında o aşkın olan yukarıdaki düzeni, çünkü o biliyor. Yani Platon'dan bu tarafa gelen göksel düzenin o kendi içinde stabil, sabit, aşkın ve ebedi, ezeli ebedi olan düzenin bir tür yeryüzündeki yansımasını talep eden bir şey bu. Yani çünkü Hristiyanlığın şöyle bir sorunu var. Hristiyanlıkta insan ne kadar çaba gösterirse göstersin, kendi adına, kendi imkanlarıyla kurtulma ihtimali yok. Evet. Bunu ancak bir Tanrı'nın kefalet üstlenmesi lazım. Aynen. Onun için Tanrı krallığı diyoruz buna. Çünkü bunu insan yapamaz. Buradan belki İslam'a bir işarette bulunabiliriz. Yeri geldiğinde konuşuruz. Bu İslam'ın orijinalliği. Not edelim. Evet. Bu hususta kader, insan iradesi ve özgürlük fikriyle karşılaştırmamız İslam'ın lazım. İslam'ın farklılığı insana bu imkanı bahşetmesi. Güzel. Bir kere ilk günah kavramı yoktur. Bütün insanlar masum olarak doğar. Artı az önceki kuvve potansiyel ve aktüel ayrımını düşünürsek eğer kuvve fiil ayrımını, insana kendi emeğiyle ve kendi çabasıyla beşer durumundan ya da düşük bir seviyeden yükselme imkanı hem dünyada yine emperyal vizyon bakımından, dünya nizamı bakımından, nizam-ı alem, hem de uhrevi amaçlar, talepler bakımından bu imkan bahsedilir. Evet. İslam'la ilgili yeri gelince ben kendi fikrimi, yani nerede dünya tarihi bakımından çok özgün bir şey var, onu o zaman biraz konuşuruz ama bu Hristiyanlık vizyonunun da yine ortak metinler dolayısıyla bir şekilde İslam literatürüne girdiği kanaatindeyim. Sonraki dönemlerde, evet. Evet, bu yine bu söylenenler üzerinden İslam düşüncesine intikal edelim. Bir 15-20 dakika bu İslam düşüncesini konuşalım. Sonra ne oldu sorusunu soracağız. Bir ilk olarak düşünen canlı tanımından başlayalım. Müzakere edelim. Düşünen canlı tanımı nedir? Yani bazen çok yaygın bir biçimde hemen herkesin işaret ettiği düşünen hayvan, düşünen canlı, hayvanın artık. Niye bu kadar önemli? Niye bu kadar insan tanımının merkezine yerleştiği insan anlayışını ve içerimleri neler? Aslında ne anlama geliyor bu? Yani bu tanım yani esas itibariyle, köken itibariyle insandaki ikili yöne dikkat çekiyor. Hı hı. Yani bu şu demek, insanın bir duyu araçlarıyla algıladığımız bir bedeni var. Yani bu cisimsel bir beden. Bu bedenin temel özelliği şehvet gücüne sahip olması. Evet. Yani bu aynı zamanda insanın bu dünyaya ait parçası. Yani bu dünyadaki bütün nesnelerle ortaklığını ifade eden, bu dünya içinde yaşadığını gösteren bir parça. Yani hayvani tabiat aslında. Kelime orada hani bazen düşünen... Canlılık yönü. Ama bu canlılık aslında hayvani bir şey. Bu kelime tam olarak Türkçe'de kullanıldığı anlamıyla hayvani bir şey. Yani biyolojik canlılık değil. Yani bitkilerde de canlılık zoolojik var. Zoolojik canlılık. Zoolojik bir canlılık. Tam olarak hayvani bir canlılık. Çünkü şehvet gücü, öfke gücü, bununla bağlantılı bütün kuvveler, güçler diğer hayvanlarda da var aslında. Hı hı. Bu yapısıyla insanın bu dünyanın, bu hayvanlar aleminin bir parçası olduğunu ifade eder canlı ya da hayvan kısmı. Evet. Düşünen kısmı da insanın aslında ufkunu bildiren, yani ulaşabileceği nihai noktaları ifade eden, bu dünyadan sıyrılma çabasının temelini oluşturan. Bu dünyadan yani, sıyrılmak. Evet evet, bu dünyadan, yani bu senin sevdiğin tabirle beşeriyetten kurtulma çabasının, insanileşme çabasının temelini oluşturan yönü yani, ifade eder. Klasik dönemde insan için soralım. Yani bu dünyadan sıyrılmak insan tanımının iktiza ettiği bir şey mi? Evet. Tecerrü zaten insan biraz, olmamız yani evet. Bununla ilişkili bir şey mi görülüyor? Tabii tabii, yani bu zaten yeni Platonculuk bu meseleyi tecrit ya da tecerrüt kavramlarıyla sistemleştirdi. Bizim
Farabi, İbn Sina gibi İslam dünyasında bu işi esas sistemleştiren ve hakim teori haline getiren Müslümanlar da bu terimi geliştirdiler. Tamam. Daha yalın gidelim istiyorum. Hı? Bu dünyadan sıyrılmayı biraz bence hani açalım, çünkü muhtemelen sadece yeni eflatunculuğun değil, seviye seviye perspektif farklılarıyla fukaha da, yani fakihler de, sufiler de, kelamcılar da, yani İslam düşüncesinin her alanı için bu dünyadan sıyrılma, Kur'an-ı Kerim'de de bir vurgu var. Bu dünyadan sıyrılmakla insan anlayışının bir parçasını kastediyoruz. Temel bir bileşenini. Neyi kastediyoruz? Bu dünyadan niye sıyrılsın insan? Ne demek bu dünyadan sıyrılmak? Bu dünyadan sıyrılmak aslında bizim iki şey ifade ediyor yani. Bir konuşmanın başında İsa Hoca'nın... Çünkü biraz olumsuz içerimleri de akla gelebilir. Evet, olumsuz içerimleri akla gelebilir. Aslında gelmeli de işin doğrusu. Tabii. Yani olumsuz içerimleri akla gelmeli. Mistisizme dönüşebilir. Tabii. Dönüşü zaten İslam dünyasının süreç içerisinde. O da olumlu mu olumsuz mu ayrı mesele. Niye olumsuz olsun yani ilk bakışta. Şimdi bunun iki tane manası var aslında en temelde. Birincisi, biraz önce Gılgamış destanıyla ilintili olarak dile getirdiğimiz ölümsüzlük meselesi. Yani bu anlayışta olan düşünürler diyorlar ki insan nefsi, insan ruhu, nefs deyince yanlış anlaşılabilir. Türkçe'de nefs heva anlamında kullanılıyor. Ruh diyelim. Filozoflar ruh anlamını kastıyorlar Türkçe'deki anlamıyla. İnsan ruhu aslında bedenimiz gibi madde değil ve ölümlü değil. Yaratılmış ama sonsuza kadar ilahi inayetle veya işte herhangi bir şekilde açıklayacağımız, yani onun açıklaması başka türlü gündeme gelmesi lazım. Sonsuza kadar var olma özelliğine sahip bir yapıda. Evet. Yani manevi bir varlık insan ruhu. Bu iki temel soruya cevap yani. Bir, İnsan bu bedenin imkanlarıyla sınırlı bir varlık mıdır sorusuna hayır cevabını veriyor bu teori. Bu bedenle sınırlı olmasının anlamı hem varlık bakımından hem bilgi bakımından. Varlık bakımından sınırlı değil. Yani biz bu dünyada yeme, içme ve diğer ihtiyaçları gidermekle sınırlı ve bunlar tarafından kuşatılmış bir varlık değiliz yalnızca. Bu yönümüz var ama bununla kuşatılmış değiliz. Yani dünyanın duyu algılarıyla idrak edilemeyen alemin o yönüne dahiliz ve biz ilahi bir öze sahibiz. Yani temelde bu. İlahi bir öze sahibiz. İkincisi, insanın ölümsüzlük arayışına bir cevap bu aynı zamanda. Yani insanın bu maddi dünyanın sınırlılıklarından kurtularak ebedileşme, ölümsüzleşme, nihai mutluluğa ulaşma, ebedi mutluluğa dedikleri, saadetül kusva dedikleri nihai mutluluğa ulaşma yahut marifetullah'a ve marifetül vücuda ulaşma. Yani Allah'ı bilmeye varlığı idrak etme seviyesine ulaşma durumunu ifade ediyor. Yani bu insanın ufkunu çıkardığımız yönü. Yani insan nereye kadar gidebilir? O zaman biliyorsunuz sınırlı bir evren tasavvuru vardı. Evrenin son sınırlarına kadar gidebilir cevabını içeriyordu bu tanım. Sınırlı bir evren, sınırsız bir zihin. Evet, evren sınırlı. Evet. Ama zihin kabiliyeti bakımından sınırsız. Sonrasında geleceğim ama şuna dönüşüyor sanki. Sınırsız bir evren, sınırlı bir zihin. Evet ama zihin konusu tabii hala devam eden büyük bir açık mesele. Belki son bölümde... Bir tür eleştiri, kritik bağlamında geleneksel o mutlakiyetçi iddiayı. Ben Ömer Hoca'nın bu açılımına bir şey eklemek istiyorum az önceki tartışmaya. İslam düşüncesine de biraz yavaş yavaş böylece konuşmuş olduk. Yine... Önceki geleneklerle ve büyük dünya dinleriyle tabii ortaklaştığı çok noktalar var. Bahsettiğin konular şu veya bu biçimde hemen hemen filozofların ve önceki kültürlerin, yine eksen çağların bir şekilde taşıdığı ortaklıklar. Bir kere bunlara birkaç kavram daha ekleyebiliriz. Bir döngü meselesi. Dikkat ederseniz bütün hikayeler, isterse Hristiyanlıktaki Genesis'te yaratılış hikayesinde olsun, İster Yahudilikteki, yani zaten Genesis Eski Ahit'te, Kur'an'daki ya da diğer bütün kutsal metinlerdeki sahne dünyada başlamaz. Hepsi bir şekilde ruhlar alemine, ezel alemine ya da daha önceki bir boyuta işaret eder. Zaten oradan başlayınca dünya geçici ve bir ara durak haline geliyor. Dönüş de zaten tekrar ilk mekana, asıl vatana olduğu için burada bir döngü kurabiliyoruz. Bu döngü klasik kültürlerin bence ortaklaşa çok güzel, verdiği bir cevap. Mebde ve mead fikri diyelim. Evet. Başlangıç yalnız ve dönüş. Bu sürekli olan ve doğrusal bir çizgi değil. Bir döngü. Bunun doğuda farklı yönleri var. Mesela reenkarnasyonda da bir döngü var.
Fakat bu bizimkinden çok farklı. O da ayrı bir tartışma konusu. Bir başka şey var. Bu senin bahsettiğin insanın maddi olmayan bir öze evet. ya da bir cevhere sahip olduğu fikri. Aslında onu şöyle tahsis edelim. Ömer Hocam da işaret edebilirdi ama vakit daralığından belki genellemek istedi. İnsan ister maddi, ister maddi olmayan bir yöne sahip olsun. Hı-hı. Ölümsüz bir yön. Mesela çünkü kelamcılar maddi bir yön diyor oraya, ruha. Oraya ayrıca hani öyle evet. diyelim yani ölümsüz evet. bir yön. Sadece maddi olup olmaması önemli Hı-hı. değil. İyi. Zaten bu öz konusuna farklı felsefi, kelami mezhepler ya da gelenekler, okullar farklı cevaplar verebilir. Evet, evet, mesela evet. az önce atıfta bulunduğumuz iştirakilikte bu öz esasen bir nurdur. Evet. Başkasında başka bir cevherdir. Ama sonuçta bu dünyaya ilişkin bir şey değildir. Evet. Unsur değildir. Unsuri bir cevher değil bu. Hı hı. Aşkın olan, öteden gelen bir şey. Emanet gibi taşınan bir şey belki. Dolayısıyla bunun tekrar yerine dönme gibi bir arzusu var. Böyle evet. bir döngü kurulmuş bunun üzerinden. Şimdi bütün kültürel hayat, sosyal hayat, insanla ilgili bütün diğer üretimler de bu temel noktayla çok ilgili. Sonra buradaki dönüşümleri göreceğiz. Evet. Yani bu özün nasıl başka bir şeye dönüştüğünü evet. görmek anlamında belki burayı vurguladım. Belki şurayı yani daha belirginleştirmek gerekebilir. Aslında bu tanım İslam dünyasına Aristo ve Platon'un eserlerinin tercümesiyle intikal etti. Yani, düşünen canlı tanımındayız. Tabii düşünen canlı evet. tanımı. İslam uleması başlangıçta bunu yaygın bir şekilde kabul etmedi. Hı hı. Yani kelam alimleri, fıkıh alimleri, yani bir şekilde bu konuyla ilgili olan insanlar başlangıçta bu tanıma çok sıcak bakmadılar. Sebebi de şu, bunları netleştirelim yani şimdi. Evet. Sebebi de şu, şimdi bugünden bakınca bilhassa insanın ufkunun, insanın varabileceği nihai noktanın daraltılması ile ilgili mülahazalar bizi bu tanımı bizim için çok büyük bir imkan haline getiriyor. Şayet ufku genişletmek istiyorsak ama... Bu tanım aynı zamanda bir, yani iki noktayı çağrıştırıyor. Birincisi tabiat. Yani insan da insani varlıkta bir doğa, bir tabiat olduğunu ve bunun türün bütün fertlerinde süre giden bir durum olduğunu ifade ediyor. Yani kuvveden fiile evet. doğru çıkış her insan için benzer bir doğanın benzer bir evet. arayışı olarak kendisini Şimdi gösteriyor. Şimdi benzer olsaydı ne zararı vardı burada Hı-hı. diyebiliriz yani. Fakat tabiat fikri klasik dünya, klasik felsefenin nedensellik ilkesine dayalı. Müslümanlar başlangıçta sadece bir olgu olarak yani olgusal olarak insanın kuvvesini tespit etmeyi amaçladılar. Yani insanın güçleri nelerdir? Baktılar. Yani insan diye bir şey var. Naslarda insana ruh üfledik deniliyor. İnsan ruhları, ruhundan bahseden hadisler var. Bu da gösteriyor ki dediler önemli bir kısmı işlerinde aykırı düşünen olmakla birlikte önemli bir kısmı dedi ki insanda ruh diye bir şey var. Madde ya da mana önemi yok şu anda bizim Hı-hı. için. Ruh diye bir şey var. Yani insanda bir düşünme yetisi var. İnsanda arzulama yetisi var. Tamamen fenomenal olarak, olumsuz olarak bunları tespit edelim. Bunun üzerine düşünceyi inşa edelim. İnsanın ufkunun genişliğini ilahi rahmetle açıklayalım diye düşündüler. Hı-hı. Yani Allah'ın insana bir şeyi lütfetmesi yani mesela bilgiyi lütfetmesi yahut peygamberliği lütfetmesi, peygamberlik aracılığıyla varlığa ilişkin idraki lütfetmesi olarak görelim diye düşündüler. Bakın birinci tanım başlangıçta insanın kendi potansiyeli üzerinden açıklamayı amaçlar. Eyvallah. Yani rasyonel varlık tanımı yani düşünen canlı tanımı insani varlığın bu nedensel süreci. Evet diyelim. Otonom bir şeyi evet. amaçlar başlangıçta aslında. O nedenle mesela felsefenin İslam dünyasındaki felsefenin de ana kavramı inayettir. Doğru. İnayet. İnayet şu demek. İlahi varlık iradesiz bir şekilde, aslında bizim düşündüğümüz anlamda iradeli değil de iradesiz bir şekilde bütün mevcudatın kendisinden zorunlu olarak çıktı. Yani sudur olabilir, başka bir olabilir, önemi yok. Zorunlu olarak çıktı. Bir nedensellik dairesi içerisinde hiyerarşik bir yapılanma arz ettiği, ve bu mertebede, insani mertebede bizim bulunduğumuz ve bu mertebenin de ilahi varlığı kavramaya elverişli bir mertebe olduğu. Yani insanın kendisinde bütün varlığı idrak edebilecek kuvveyi, gücü, potansiyeli barındırdığını ifade eder. Dolayısıyla tanım aslında tam olarak nedenselliğe dayalıdır. Müslümanlar başlangıçta nedenselliğe ilişkin karşı tutumları nedeniyle birincisi hocam, ikincisi de biraz önce İshak hocam söz arasında işaret etti. Tenasühe karşı tavrı nedeniyle.
Çünkü bu tanım reenkarnasyon yani şimdi bu tanım aslında Yunan'a Mısır'dan geçiyor bildiğimiz kadarıyla. Pitagorasçılık aracılığıyla. Pitagorasçılıktan benim yanlış hatırlamıyorsam yanlışsam düzeltin hocam. Pitagorasçılıktan bunu Platon tevarüs ediyor. Ve Platon düşünce tarihinin en büyük filozofu aslında bunun en ünlü sistem filozofu bu düşüncenin tenasüfçü. Reenkarnasyonu savunuyor meşhur görüşünde. Ama şunu söyleyelim. Tenasüf fikrinin mesela işrakilikte de kısmen var. Evet. Tenasüf fikrinin bir biçimde sızmadığı bir düşünce yok gibi. Evet, evet. Çok güçlü bir düşünce. Tabii tabii güçlü zaten bu tanımın kaynağı Doğu dinleri öyle anlaşılıyor. Evet. Yani bu görüşün kaynağı. Yani özür diliyorum. Bu döngü fikrini bugün modern formlarında görüyoruz bunun. Bu döngü fikrini yabana atmamak lazım. Çok cazip. Evet. Hocam yok zaten ben bunu aslında şey yani... Özür diliyorum. Bu bizim dayanılmaz bulduğumuz, bize çok trajik gelen son fikrini ancak bu şekilde... Tabii bu dünya için ancak böyle kaldırmışlar. Ancak bu şekilde izah edebiliyoruz. Başka türlü onu aşma fikri yoktur. Yani bu doğanın bir parçası olmakla da evet. Fikriyle ilişkili isterseniz hocam buradan hani bu ilahi inayet, bir inayet var fakat bir determinizm, bir tür zorunluluk evet. Doğuruyor düşünen canlı anlayışı insan tanıma açısından dedik. Müslüman düşünürler başka tanımlar da yaptılar bu bakımdan. Evet, şimdi evet. Bu tanımlara gelelim. Ben düşünen canlı ile ilgili bir hususu tasrih etmek istiyorum. Evet. Düşünen canlı ile ilgili çok kısaca yalın olarak burada düşünen bir fasıl olarak kendisini gösteriyor. Yani düşünen ayrıcı özelliği insanı yani. Diğer hayvanlardan, bitkilerden, madenlerden ayırt eden en özel karakteristik. Bizi insan yapan karakteristik olarak vaz ediyor. Peki niçin düşünen canlı, düşünen karakteri bizi bu şekilde diğer varlıklardan ayırt ediyor sorusunu sorduğumuzda bana öyle geliyor ki şöyle bir kabiliyet insanda meydana getiriyor düşünme özelliği. İnsan esas itibariyle söz gelimi bir hayvanla mukayese edildiğinde düşünen özelliği dışındaki tüm özellikler hayvanda da var. Büyüme, beslenme, üreme, duyu sahibi olma. Bu duyu sahibi olma da sadece 5 dış duyu değil, dokunma, koklama değil. Hayal etme, hafızaya sahip olma, şekiller arasında ilişki kurma, hissi müşterek, iç duyulara da sahip hayvanlar. Tüm bunlar insanda da var. İlaveten düşünme var. Düşünme bu kabiliyetlere neyi ilave ediyor da insan ortaya çıkıyor klasik düşünce açısından. Şunu görüyoruz. Esasen bu iç ve dış idrak kabiliyetine sahip olup arzu, şehvet ve gazapla arzu ettiğini elde etme kabiliyetiyle donanmış hayvanın dünyası sıyrılma dediniz ya onu açacağım esas itibariyle. Dünyadan sıyrılmasına imkan tanıyacak bir dünya değil. Söz gelimi bir keneyi örnek alalım. Bir kenenin esas itibariyle duyu güçleri çok zayıftır. Birkaç duyu gücü vardır. Görmez, kördür mesela, karanlıktır kenenin dünyası. İşitmez, sağırdır. Fakat kene tabiatı icabı bir arzu nesnesine bağlı bir biçimde hususi bir duyu gücüne sahip. Canlı beden sıcaklığını idrak kabiliyeti, termal bir idrake sahip şey kene. Bu idrak 32 santigrat dereceye yoğunlaşıyor. Canlının kan ısı derecesi ve kene bir dalın üzerinde beklerken 32 santigrat derecelik bir ısıyı algıladığında oraya herhangi bir iradeden bağımsız olarak İslam düşüncesinin tabiriyle teshir ile daha teknik bir tabir olarak kullanacaksak zorunlulukla oraya yöneliyor. Şansı yaver giderse bu bir taş değil de hayvan oluyor. Birkaç damla cirmi nispetinde bunu içtikten sonra düşüp ölüyor. Kene için bu arzu nesnesiyle kendisi arasındaki ilişki zorunlu bir ilişki. Esasında kene için bu nedenle bir dünyası da yok. Bir çevresi var. Kenenin doğal bir çevresi ve doğal çevresi içerisindeki arzu nesnelerine tutulmuş durumda. Olarak tahayyül ediliyor kene. Bu yüzden kapalı kenenin dünyası. Şöyle bir şey diyemiyor kene. Ya bugün yeterince mesai yaptık. İşte şu geçen 32 santigrat derecede varsın geçsin devam et. Bunu deme kabiliyetine sahip değil. Yani nesnesiyle daima elem yani acı çekme ve haz alma ilişkisi etrafında zorunlu bir ilişkiye geçiyor. Bunun aksine insan düşünme kabiliyeti ile nesnesi ile arasına mesafe koyarak, nesnesi ile arasına bir açıklık yerleştirerek ona bakma kabiliyetine sahip. Söz gelimi insan bir arzu nesnesini
tamamen ihtiyaç duyduğu halde, haz aldığı halde terk etme kabiliyetine sahip. İnsanın tanımlama vasfı temelde bu. Evet. Tanımlayabilen mi varlık insan yani? Düşünen kabiliyetinin bizde ortaya çıkardığı en temel kabiliyet arzu nesnemizle mesafe koyabilmemiz ve onu buna özgür irade diyoruz. Sınır koymak. İhtiyar diyoruz. Ve insan da bu nedenle hakikati idrak kabiliyetine sahip bir şey. Mesela nesne ile aranıza mesafe koyduğunuzda onun ne olduğunu sorabiliyorsunuz. Kene mesela hiçbir zaman sıcaklığın ne olduğunu soramaz bu nedenle, mesafesiz olduğu için. Kedi farenin ne olduğunu soramaz, arı balın ne olduğunu bilemez. Fakat insan mesafe koyma kabiliyeti aracıyla bunları idrak edebilir. Çok özür dilerim. Son bir şey ekleyeyim. Bu insanın ayırt edici vasfı, terk etme kabiliyeti. Bu yüzden de aslında sufilere insan hikayesini anlat dediğimizde insan olma sürecini terk-i dünya, terk-i ukba, terk-i uhra, terk-i hesti diye anlatıyorlar. Yani dünyayı bilmek için terk et, ahireti bilmek için terk et, efendim varlığı bilmek için onu terk et. En son terk etmeyi bilip kendini idrak etmek için onu da terk et. Mesafe koy ve yeniden dön. Buradan şöyle bir netice de çıkıyor. Düşünme kabiliyeti bizim hayvani kabiliyetimize, yani beşer yönümüze baskın çıktığında bu terk aracılığıyla eşyanın tümünün hakikatine erişebiliyoruz ki felsefenin, düşüncenin gayesi bu. Diğer taraftan şayet düşünme kabiliyetimiz hevamızı değil, Eflatun Aristotelesçi istiareleri hatırlayabiliriz. Hevamız, yani şehvet ve gazap, arzu ve iktidar yönümüz düşünme kabiliyetine baskın çıktığında bu kez insan iki yapı arasında, bayağı bir durumla üstün durum arasından bayağı duruma intikal ederek söz gelimi Kur'an'ı bir tabirle esfel-i safilin oluyor. Burada bu kez düşünme kabiliyeti değil, hayvani yönümüzün baskın çıktığı ve zoe'ye dönüş. Hayvani yöne bir dönüşten bahsediyoruz. Bunun sebebi de nesne ile aramıza mesafe koymayıp ona dalma. Esas itibariyle durumuna burada küçük bir hatırlatma dönüşüyor. Yapmak lazım. Bu evet. İleride modern sonrası dönemde kritik dönüşümlerden biri aslında. Yine ortak noktalardan birisi şunu söyleyebiliriz. Bütün klasik kültürlerin, İslam düşüncesi dahil, insanla öteki diğer yaratıklar, alem ya da maddi evren arasında niteliksel bir ayrım yapması. Evet. Niteliksel bir ayrım yapıyor, insanı farklılaştırıyor. Niteliksel dediğimiz bir kategorik fasıl ortaya koyuyor. Bir ayrım koyuyor. Yapıyor, niceliksel bir ayrım değil. Ve insanı daha imtiyazlı ve üstün bir konuma yerleştiriyor. Bu çok önemli hocam. Niceliksel, buna gelelim. Evet. Bunu ben şöyle, not ediyorum. Yani niceliksel ayrımla niteliksel ayrım ne demek? Aynen. Çünkü ileride burada büyük bir dönüşüm yaşanacak. Özellikle evrim teorisi, evet, insanın türüyle ilgili yeni keşiflerinde... İşte diyelim ki hayvanlarla, organizmalarla niteliksel olarak ayrı görülen insanı birbirine bağlamış doğanın parçası olacak oluyor. Ve buradan büyük bir başka bir kapı açılmış buradan olacak. Ancak oraya gelmeden, evet, yine aklımdaki son cümleyi söyleyeyim. İslam düşüncesiyle ilgili. Evet. Zaten söz orada. Yani İslam düşüncesinin bütün bu gelenekler içinde özgün yanları ayrı bir bahis. Bunlara bakabiliriz. Özellikle insan tasavvuru bakımından. Evet. Ancak benim işaret etmek istediğim, sadece değinip geçmek istediğim iki kavram. Bir kere bu ferdiyet kavramı, ferdiyetin yüceliği. Daha önceki geleneklerde ister felsefi olsun, ister dini gelenekler, özellikle Hristiyanlık olsun, kurtuluşlar, bütün kurtuluşlar toplu oluyor ve bu kurtuluş tek bir insan ferdini esas almıyor. Bana göre devrim doktrinlerde, kelami, teolojik doktrinlerde olmadı. Devrim bence hukuk kavramında oldu. Bu benim kişisel görüşüm. Yani İslam düşüncesinin özgün katkısı, birey kavramında yaptığı dönüşüm ve hukuk, buradan ürettiği hukuk, tek tek insanların bir kul olarak, tamam, aracısız bir biçimde, yani bir kilisenin ya da bir din adamı sınıfının ya da soyluların, başka sınıfların yardımına ihtiyacı olmaksızın doğrudan doğruya yaratıcıyla karşı karşıya gelmesi ve onun nezdinde eşit sayılması, evet, ve kurtuluş fikrinin bütün insanlara bir imkan olarak bahşedilmesi. Bununla ilgili küçük bir açıklama yapayım farkı anlatmak için. Bir kere Hristiyanlıktaki kurtuluş, tamam, çok çekici ve önemli bir kavram ama insanlar mevcut halleriyle kurtulamazlar. Kurtulamıyor. Bu çok çok önemli. Neden kurtulamazlar? Şey. Çünkü insanlar yapısal olarak beden kisvesiyle, bu bedensel özellikleriyle yükselemezler. Peki ne yapacağız? Bizi kurtaracak da aramızdan biri olamaz. Şimdi İsa figürü, Tanrı'nın oğlu formuyla
dünyaya geldiği için yapılacak tek şey şu. O geriye dönecek çünkü. Bizim bu şekilde ona onun gibi hocam, kurtulma ihtimalimiz yok. Bir şey küçük bir şey bitiriyorum hemen. Bu enteresan yok, çünkü. Ancak sakrament dediğimiz, sakrament. Hristiyanlığın bence özü bu. İsa'nın etini ve kanını temsil eden ekmek ve şarabı içerek, ki bütün bu pazar törenlerinin sonunda yapılır bu. Katıldığım için biliyorum bunlara. Bu sakramenti işledikten... Hani gözlem için katıldığım amacıyla diyelim hocam. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Hiç yanlış anlaşılmasına gerek yok. Ekmeği de yedim ama şarabı içmedim. Sakramenti işleyerek ancak biz İsa'ya katılırız. Zaten İsa'nın son yemeğinde bütün havariler esasen İsa'ya katılmıştır. Yani İsa olmuştur. Evet. Çünkü kendin olarak kurtulamazsın. Biz de sakrament yoluyla İsa'ya katılırsak diyor Hristiyan düşüncesi, biz artık kurtuluşa ulaşabiliriz. İslam düşüncesinin temel farkı şu. Birine katılmak, birine dönüşmek zorunluluğu yoktur. Bir din adamı sınıfına başvurma zorunluluğu da yoktur yardımcı olarak. Ferdiyet. Ferdiyet vardır. Ömer'cim, aklına şey gelen şeyi ben sorayım sana. Oradan devam et. Yani bu ferdiyeti yani düşünen canlının dışında başka insan tanımlar da var dedik ya, ne? Mükellef bir varlık, evet, olarak insan. Bu tanım fukahanın ve mütekellimunun tanımı. Evet. İrtibatlandırarak isterseniz açalım buradan bunu. Buradan devam edelim. Şimdi evet. Aklınıza geleni sordu mu? Evet, evet, yani oraya gidecek neticede. Evet. Şimdi bu yani hukuktaki farklılığın teolojideki yani kelamdaki versiyonu ne? Biraz ona değineceğim. Şimdi hocam, başlangıçta Yunan düşüncesinden ya da Helenistik dönemden intikal eden bu tavra tepkinin sebebi şuydu. İslam gelenekleri düşünen canlı tanımına tepkinin, evet, yani. Evet, tepki gösterdiler buna. Evet. Aslında olgusal olarak tepki gösterecek bir şey yok. Dinin temel kavramı... Sonradan kabullendiler çünkü. Evet, evet. Dönüştürdüler ama. Evet. Yani dinin temel kavramı da bu. Yani akıl olmadan teklif olmuyor ki. Yani akletmeyi mi inkar ediyorlar? Yoksa insanın hayvanı yönünü mü? Yok, değil. Hocam, Müslüman alimler zatla benzeşmeyi kesinlikle kabul etmediler. İnsanın ufkunu genişletmeleri... Ne demek hocam zatla açıklayacağım. Benzeşme? Yani insanın varabileceği nihai noktayı daha ileri götürmenin yegane yolu Allah'la kul arasında benzeşmeyi ortaya koymaktır. Bu olmadığı takdirde asla bir yere gidemeyiz biz. Felsefi düşünce böyle vazetti durumu. Dini düşünce de böyle. Hmm. Zaten yani, felsefenin tanımı tam da bu benzeşme, evet, evet, kavramı. Tabii. Yani Allah'la kul arasında benzeşme olması lazım. Aksi halde bir, insanın varlığı ve Allah'a bildiğini söyleyemeyiz. İki, insanın bu dünyanın, maddi dünyanın bir parçası olmaktan başka bir şey olduğunu iddia edemeyiz. Lakin İslam uleması sıfatlarda benzeşme üzerine kurdu sistemi. Hmm. Zatta değil. Hmm. Şimdi düşünen canlı manevi bir cevher olarak ruhu aldığı sürece insan ruhu ile ilahi varlık arasında, yani Cenab-ı Hakk'ın varlığı arasında bir tür benzeşme öngörüyor manevi varlık olması bakımından. Şimdi Gazali'ye ya da Ragıb el-İsfahani'ye gelinceye kadar neredeyse kelamcılar ittifakla, belki bir kişi hariç, ittifakla böylesine bir varlık benzeşmesinin şirk olacağı kanaatine vardılar. Varlıkta benzeşmenin. Nerede benzettiler ve tüpte bütün teorinin temelini oluşturan benzetme şudur. Sıfatlarda Allah haydır, insan da haydır. Dilidir yani insan. Allah alimdir, insan da bilen bir öznedir. Mana olarak bizde derece bakımından farklı tahakkuk eder. Farkı sadece şudur. Allah da bu kadimdir, kendindendir, hiçbir varlıktan alınmamıştır, öncesiz ve sonrasızdır. İnsanda ise Allah'tan alınmıştır ama sıfat aynıdır. Yani ilim sıfatı aynıdır. Yani ilim sıfatı diye yanlış anlaşmasın. Mutezile de içerici şekilde söyleyelim. Alimlik aynıdır. Kadirlik aynıdır. Mürit olmak, yani irade eden bir varlık olmak aynıdır. Şöyle bilen diyelim. Allah'ın 99 ismi var. Kim onu sayarsa, yani o isimlerle bezenirse evet, cennete girer. Demek evet, bu demek esasında. Yani o sistemi dolayısıyla isimlerle benzeşme. Sıfatlar üzerinden benzeşme. Hristiyanlıkla ilgili en büyük kavgalar buydu zaten. Yani Allah'ı sıfatlardan değil de varlıktan hareketle mahluka benzetmek. Çünkü İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu iddia etmek, varlık benzeşmesi olduğunu söylemek demekti. Erken dönem mütekellimler böyle anladılar mesela. Fukaha evet, da böyle gördü. Evet. Yani zatta benzeşmek şirk olarak kabul edildi. Sıfatlarda... Özür diliyorum Ömer Hocam. Buradaki enteresan olan şey... Burayı toparlayalım ama hocam. Evet. Vaktimiz azaldı. Evet. Yani bütün mesele burada işte kelamın iç tartışmaları falan değil. Esas olan şu... Buradaki bir dünya görüşü, evet, bizim insan tanımımızı, evet, dolayısıyla bizim bütün yapıp etmelerimizi ve davranışlarımızı belirliyor. Hı hı. Ona göre biz bir hukuk kuruyoruz, ona göre bir sosyal düzen kuruyoruz. Evet, evet.
Bu farklılaşmayı onun için söylemeye çalıştım ben. Yo hocam, ben farklılaşma çok temel bir farklılaşma. Yani evet. Ona ilaveten, yani kelam versiyonunu anlatmaya çalıştım. Aynen. Ben. Yani burada da bir farklılık ortaya çıktı. Yani insanın Allah karşısında kulluğunu muhafaza etmek için bu bütün diğer iddiaları şey yapmak için temel kavramları teklif idi. İnsan ubudiyetle tanımlı. Benim az önce söylediğim cümlenin geriye doğru, yani modern döneme doğru bir içerimi daha var. O da şu. Şimdi burada ferdiyet ve hürriyet kavramı olduğu için tabii bu klasik anlamıyla, yani modern ferdiyet, modern bireycilik ve hürriyeti kastetmiyorum. İnanılmaz kavramsal farklılıklar var. Kişisel bu anlamda, kendine özgü hikayesini yazma fırsatı verdiği insana. Şöyle, bu anlamda bir kendi içinde tutarlı bir ferdiyet ve hürriyet fikri olduğu için çok büyük toplumsal sıkışmalara, krizlere yol açmayan bir gelişim çizgisi var bizde. Ancak Hristiyanlık ve Avrupa özelinde dikkat ederseniz bu siyasal, dini, teolojik, bilimsel devrimlere yol açacaktır. Buraya geleceğiz. Evet. Artık niye? Toparlayalım. Çünkü öbür türlü zaten gidilecek yol gitmiş ve yol tıkanmış. Ancak bir devrimle aşılabilir. Yani insan hürriyeti o kadar kısıtlanmış, o kadar tanrı merkezli bir düzen kurulmuş ki artık insanlar nefes alamaz hale gelmişler. Hı-hı. Avrupa özelinde. Fakat İslam dünyasında ferdiyet ve hürriyet kavramı olduğu için karşılaşılan sorunları esnek bir biçimde aşıyorlar ve bir devrime yol açan bir gelişmeyi görmüyoruz. Evet, buradan isterseniz ne idi sorusunu biraz sorduk. Hı-hı. Ne bir oldu? Bir şey ekleyeyim, geçelim sorusuna, tek bir cümleyle. Geçelim, evet. Şimdi aslında bu dini düşünce gelinen iki temel kavramı var. Birincisi ubudiyet, diğeri teklif. Evet. Ubudiyet burada aslında insanın faslına tekabül etmez. Öyle bir hani algı daralmasına yol açmamak lazım. Ubudiyet varlığın genel yüklemidir. Yani ubudiyet dinin o metafizikte umur amme genel yüklemler var ya. Ubudiyet, melekler de abdır. Bütün nesneler. Bütün nesneler evet. Abdır. İnsana has bir şey değil. İnsana has bir şey değil. İnsanın burada faslı, ayrıcı vasfı, yani cansızlardan, canlılardan yahut da melekler gibi gaybi varlıklardan ayrıcı faslı teklif. Yani, irade hürriyetiyle alakalı. Evet, irade hürriyet. Oraya geliyoruz yani. İrade hürriyeti insanı mesafe koyma dedin ya sen. Evet. Yani insanın tanımlama özelliğinden mesafe koyma, kendisiyle idealize ettiği şeyler bile, düşünceler arasında bile mesafe koyup onlara aykırı davranabilme özelliği temelde teklif kavramında ortaya çıkar. Mükellef bir varlık yani. Burada şöyle bir neticeye varıyoruz. Bu çok önemliydi esasında. Yani insanın melekler ve diğer varlıklardan ayıran karakteristik hususiyete işaret ettiniz. Bu klasik düşünceyle ilgili sadece ben de iki cümle söyleyeyim. Temel iki karakteristik özelliği daha vurgulamamız lazım. Birincisi ruh ve beden vardı dedik. Ruh ister cismani ister gayri cismani olsun. Yani soyut olsun, mücerret olsun. İnsan bir ruh ve beden varlığı. Beden dünyevi, hadi ruh diyelim uhrevi tarafına tekabül ediyor. Dolayısıyla insan bir berzah, arada bir varlık. Ruhuyla arzu ettiği bir yetkinlik var. Bedeninin onu şayet bağımsız düşünürsek çektiği bir efendim bayağılık var. Klasik dünyanın insanı için ister Yunanlı, ister Hintli, ister Müslüman olsun, en modern öncesi insan için en büyük gerilim ruh ve beden gerilimi. Bunu İslam'ın büyük başarısı belki bu dualiteyi telif etmesi, bir uyuma kavuşturması diyelim. İkinci özellik de bu bir. Belki çünkü modern dönemde insanın en önemli gerilimi, kaygısı nedir sorusunu da soracağız. Bu birinci özellik, ruh ve beden gerilimi modern öncesi insanın temel gerilimidir. İkincisi bir de şu hocam, teklif şayet insanın faslı ise insanın kendinden menkul bir değeri yoktur. Yani potansiyel olanı kendinde bulunan kulluk ve yetkin insan olma potansiyelini insan gerçekleştirdiğinde değerli hale gelir. Ayetlerde, hadislerde, felsefi düşünce tamamı bunu ispat etmeye çalışır. Yoksa aksi takdirde bırakınız hayvan olmayı, hayvanlardan da aşağı bir derekeye düşebilirsiniz siz. Bu da ikinci belki özellik. İnsanın kendinden doğası itibariyle menkul, kendinden menkul bir değere sahip değil. Şimdi isterseniz hocam vaktimiz azaldı. Şunu bir tespit edelim. Bugün bizim içinde yaşadığımız dünya, İslam düşüncesi, insan tanımlarını konuştuk. Fakat gel gör ki bugün alışverişimiz, gündelik hayatımız, eğitimimiz, şu masa etrafında oturuş hepsinin dayandığı bir insan tanımı var. Ve efendim itiraf edelim ki bu insan tanımı bahsettiğiniz 16-17. Yüzyıllardan belki Rönesans'tan itibaren yavaş yavaş gelişen bir bilimsel devrimler, efendime söyleyeyim, sonrasında sosyolojik, kültürel, ekonomik devrimlerin neticesinde oluşmuş bir insan tanımı. Belki birkaç, birçok insan. Bu insan tanımı bildiğimizde esasında
tüm bu siyasi, iktisadi, efendim ekonomik, kültürel yapılaşmalar, kurumlar ve ilişkiler ağın arkasındaki şeyi de anlamış olacağız. Hı hı. Ne oldu bu insana? Bu konuştuk, bir saattir konuşuyoruz. Bu insana ne oldu evet. hocam? Bu tabii çok büyük bir soru ve aslında başlı başına belki evet, buradan tabii. program başlayabilir. Evet. Az öncekiler aslında bir hatırlatma kısmı olabilir. Bir defa şu oldu, yani şu tarihte şu gün çok büyük bir şey oldu diyemeyiz. Dediğin evet. gibi bu büyük bir geçiş sürecinde ve yavaşça meydana geldi. Bir şey belki yok. Biz sonradan ne olduğumuz konusunda bir fikre sahip olduk. Hı hı. Fakat olan oldu. Çünkü artık köprünün diğer tarafındayız. Artık benim geriye dönüşsüzlükler dediğim, Ömer Hoca ile ve sizin de zaman zaman tartıştığımız konu. Biz acaba az önceki insan tanımını külli, evrensel ve hakikatli olarak tanımlayabilir miyiz? Dolayısıyla bugün güncellenebilir bir şey mi? Yoksa artık geride kalmış, tarihsel bir olgu mu? Bu çok büyük başka bir soru. Buna belki fırsatımız evet. program sonunda gideriz. Ama ne oldu sorusuna hemen geliyorum. Evet. Şimdi dünyadaki bütün siyasi, toplumsal ve başka gelişmeler birleşerek bizim zaman zaman devrimsel dediğimiz kritik dönüşümlere yol açıyor. Mesela ben bunlardan bazılarını kısmen hatırlatmak istiyorum. Bir kere bu bilimlerin yeniden doğuşu ve yeniden tasnifi. Bu dediğin süreçlerde meydana geliyor. Bütün bu dönüşümler esnasında biz gerçekliğe, realiteye, dolayısıyla evrenimize yeniden bakıyoruz. Bu yeniden lafı aslında yeni bir puzzle içinden, yeni bir paradigma ya da yeni bir dünya görüşü çerçeve, gözlüğünden yani. Bakıyoruz. Evet. Bu bize neyi sağlıyor? Bir kere bence temel kırılma noktalarından biri şu. Geçmişteki bilgilerimizin doğru bilgi olmadığı ya da bilgi olmadığı kanaati, bir cehalet ya da sıfır zeminine dönüş evet, ve bunun üzerinden yeniden bildiğimizi zannettiğimiz her şeyi yeniden fetih, keşif ya da araştırma süreci başlıyor. Buna şu Sapiens kitabının yazarı Harari çok güzel bir metaforla değinmiş. Boş haritalar başlığını kullanmış. Boş haritalar. Doğayı, evreni, insanın şeyi, kendisini yeniden keşfetme, evet, fethetme. Yeniden keşfet. Neden? Çünkü gezegenimiz mesela eskiden zannedildiğimiz bir gezegen değil. Kozmosumuz da eskiden zannettiğimiz tabii. bir kozmos değil. coğrafi keşifleri düşünelim. Mesela daha önceki emperyal güçler coğrafi keşifleri yapma gücüne teknik olarak sahip olmasına rağmen bunu yapmadılar. Çünkü böyle bir soruları hocam, yoktu. Hocam özür dilerim. Yunan'a dönüş ne demek bu anlamda batıda? Yunan'a dönüş aslında şu. Yani bu Rönesans bir şey söyleyeyim bu arada. Bu aslında yaratılmış, idealize edilmiş bir Yunan. Güzel. Gerçek Yunan değil. Aslında insanlar gelecekteki hayalini, ütopyasını geçmişteki bir Yunan üreterek cisimleştiriyorlar. Şöyle bir şey olabilir mi acaba? Yunan'a dönüş, aynen. Hristiyanlıktan kaçış demek. Paranteze doğaya almak dönüş demek, demek evet. yani. Evet, sıfır noktasına evet. dönüş. Şunu azıcık bitireyim. Yani bu cehaletin kabulü, cehalet şu, Aristoteles'in bize öğrettiği bilgi, bilgi değil. Şimdi siz niçin yeni bir insan tanımına geldik, onun evet. sebeplerini evet. anlatıyorsunuz. Onun sebeplerini anlatmaya daha çalışıyorum. Yeni insan tanımına geleceğiz. Aynen. Şimdi bu dış dünyanın fethi diye bir şey var. Dış dünyanın fethi. Bunun içine her şey giriyor. İnsan bedeni dahil. Halbuki insan bedeni daha önce psikolojisiyle, tıbbıyla tabii. işte bilinen bir şey, bilindiğini zannedilen bir şey. Fakat dikkatinizi çekerim, bu tarihten sonra insan bedenine yeniden bakıyor ve başka bir şey görüyor. Artık sorularını da cevaplarını da klasik sistemlere, felsefi, dini ya da teolojik sistemlere bakarak yapmıyor. Geçen programda konuştuğumuz anahtar kavramla, deney ve gözlemle yapıyor. Bunun içine her şey dahil. Bunun içine gezegende dahil, kozmosda dahil, bilimlerde ve insan bedeni de dahil. Dolayısıyla bakın fizyoloji, anatomi, daha modern tıp 20. yüzyılın başında gelişti. Yani dünya savaşlarının ve önceki savaşların bunda çok etkisi var tabii. Evet. Klinik tıp diye bir şey yeni gelişti. Evet. Kan dolaşımı Harvey'den sonra ortaya çıktı. Buradan gelelim isterseniz hocam. Bu Hı-hı. bütün bu gelişmeler, belki bu gelişmeler Hı-hı. için de bir program yapmak evet. lazım. Ne, insanda hangi yeni karakteristiklerin ortaya çıkmasına neden oldu? İnsan tanımında ne değiştirdi? Ne oldu insana? Biz nasıl insan kendini nasıl anlamaya ve şöyle, alem içerisinde konumlandırmaya başladı? Birinci kısımda konuştuğumuz konuları hatırlarsak o insanın ortaklaşa insanı insan kılan temel ayırt edici evet. vasıflar evet. bir kere onların hepsinde bir değişim oldu. Bunlardan birisi insanın kutsaldan ve tanrıdan kopuşu. Zaten aydınlanma projesinin aslı özü bu. Evet. Ya
insanın bütün soruları, temel problemleri hiçbir aşkın referansa, kaynaklara atıfta bulunmadan kendi imkanlarıyla, bu doğru yanlış olabilir, eksik olabilir, kendi aklıyla, aydınlanmacı akılla, Kant'ın özellikle sınırlarını çizdiği akılla sormaya başlaması demek. Bunun daha romantik tepkileri... Nasıl koptu hocam? Kutsal bunun daha romantik tepkileri belki Nietzsche'de bulunabilir mesela. Tanrı'nın ölmesi metaforu. O hikaye hani başından bakarsak nasıl koptu kutsal? Kimse herhalde bu insan tanımı değişirken kutsaldan kopalım diye hani tabii yapmadı ki. Bu ben size şeyi. Şunu söyleyeyim. Bu ne bir kere oldu? Çok da sancılı koptuk. Oldu. Evet. İnanılmaz şekilde insan kopmamak için çok uğraştı. Hala onun sancılarını aslında yaşayabiliyor. Fakat bu güzel kopuş... Kopmamak için uğraştı. Çok uğraştı. Doğru. Bunu hiç kimse kendi başına... En çok da Nietzsche uğraşıyor hocam. Evet. Onun Dionysos Distrambosları diye bir şiir kitabı var. Ölüyor yani orada kopmamak için. Aslında tabii temelli de kopamıyor. Bir dönemin, bir anlayışın, bir tarihsel olgunun kopuşu aslında söz konusu. Yoksa Tanrı fikri o kadar aşkın bir kavram ki insanın olduğu her yerde bu... Yani burada tepki temelde insanın bütün varlığı idrak ettiğini iddia eden tırnak içinde küstah tavrına mı? Öyle bir, tabii Kant'a bakarsanız mesela öyle bir tavır var. Bu tartışma İslam düşünce geleneğinde sizin de var. Sizin bu tavrını sofizm doğuruyor diyor evet, Kant. Evet, yani İslam düşünce geleneğinde de var hocam çünkü. Ya biz onun ayrıntısına girmiyoruz ama şimdi felsefi gelenekten intikal eden tanım var ya. Evet. Bu tanımın felsefede ve daha sonra tasavvufta ortaya çıkan versiyonu insana Tanrı'ya benzer bir misyon ortaya çıkarıyor. Yani her şeyi bilen, her şeye hakim olan, hakikatleri idrak edebilir. Aslında dini düşünce gelinen insanı böyle değil. İşin doğrusu. Onlar mesela vahiy bir bilgi kaynağı olarak dini düşünce gelineninde çok esaslı bir noktada duruyor. Bilhassa kelam ve fıkıh geleneği için çok esaslı bir noktada duruyor. İnsan aslında sınırları olan yani varlığı bağımlı. Bağımlı, ilahi olana diğerlerinde de bağımlı evet, da şunu demek istiyorum. Yani felsefe geleneğinde olduğu gibi bütün varlığı kuşatan yani modern dünyadan bakınca küstah olmayan bir tavır içinde gözüküyor açıkçası. Evet, evet. Yani burada şimdi, eleştirilen temelde birinci kopuş orada mı oluyor yani? Şöyle bu, çok İshak hocam, efendim. Toparlamak için onu söylüyorum, vaktimiz az kaldı. Hem bu soruya cevap olsun hem de biz nasıl düşünen canlıdır, dual bir yapıya sahiptir, sonsuzluk arzusu vardır dedik ya. Evet. Yani modern insanda bu karakter mesela... Doğanın parçası olmak dediniz konuşmanızın bir yerinde. Kutsaldan kopuş da biraz bununla ilişkili belki. Aynen. Geriden ta mesela 16. yüzyıldan bu gelişmeyi görüyoruz. İrtibatlı bir biçimde. Şöyle mesela bir şey var. Tek tek gidelim. Doğanın parçası olduğunda ne oluyor insanın tanımının? Mesela hatırlayın. Şimdi Descartes'teki dualizmi hatırlayınız. İnsanın bedenini makine olarak görüyor. Sadece zihnini başka bir aşkın cevher olarak görüyor. Fakat ironik olan şey şu. Tarih bundan sonra hep insan bedeni üzerinden gelişiyor. Evet. O bir tarafa paranteze kalıyor, o aşkın olan ruh tarafı. Şimdi Newton'un özellikle fizikte yaptığı devrim, biliyorsunuz bütün bilimlerin modeli haline geliyor. Bütün bilimler kendisinin Newtoncu mekanist mekanizmalarla açıklanan, yasalarla açıklanan ve kesinliğe sahip olduğu düşünülen disipline, yani fizik disiplinine uydurmaya çalışıyor. Fakat beşeri bilimler, insan bilimleri özellikle irade sahibi olduğu için bunda epeyce zorlanıyor. Geride kalan süreçte, yani o 200 yıllık, 300 yıllık süreçte insan bilimlerinin kendisini Newtonyen çerçeveye uydurmaya çalıştığını görüyoruz. Mesela Freud biraz geç bir dönemde insan bilinci kavramını ve bilinçaltı kavramını ortaya koyuyor. Evet. Bu klasik ruh teorilerinden çok farklı yeni bir açıklama. Bugün, bilinç yoktur'a geliyor. Evet, bugün kognitif science o kanaldan geliyor. Evet. Sosyoloji ilk defa toplum diye bir kavramı birey üzerinden. Yine bizim bu birey ve toplum kavramları da Rousseau'nun, Hume'un, Kant'ın, Comte'un özellikle, Auguste Comte'un büyük çabalarıyla ortaya çıkan yeni bir kavram. Bunların doğal din, doğal hukuk, doğal ahlak gibi yeni açılımları var. Bunların hiçbirisi geleneksel tabirlerde yoktur. Bu arada hiyerarşilerin, sınıfların ve hakların yeniden keşfi. Bunlar oluşuyor. Weber'i düşünün mesela. Çok hızlı gidiyoruz yani. Çok zaman olmadığı çok şey için var. Başlıkları bence veriyorum sadece. Şey mesela sizin yarım alanınızda var mı temeli? Var. Ben tek var, tek gidelim. Var ya. Sizin alanınız aslında doğan parçası olmasını. Tam oraya şimdi geliyorum ben de. Biraz daha netleştireyim. Belki daha yatay gideriz. Doğanın mesela klasik dönemde insanın bedeni var ve organlarımız var. Fakat insan bu bedenin organlarına tamamen indirgendiğinde hala elimizde açıklanmayan bir şey kalıyor. Yetmiyor insanı anlamak bedene indirgediğimizde. Evet. Şimdi doğaya tamamen indirgediğimizde tertemiz
bir insan ortaya çıkıyor. Doğanın parçası olmayı, böyle mesela biraz da evrim teorisi, biyolojiye indirgeme. Evet. Ne kastediyoruz? Şunu kastediyoruz. Baskın mıdır bir de? Herkes Batı düşüncesi ana karakteri bu mudur? Şimdi son dönemde tabii birçok romantik tepkiler var. Hala Hristiyanlık çok temel bir faktör Batı'da. Biz çünkü Avrupa'nın aslında tarihini konuşuyoruz. Fakat buna en genel anlamda naturalizm diyebiliriz. İnsanın bütün diğer doğal varlıklar cinsinden açıklanma çabası. İnsanın ayrıcalıklarını ve üstünlüklerini kaybetmesi. Evet. Yalnız burada en büyük direnç noktası sanıyorum insan türünün diğer bütün varlıklardan ve canlılardan farklı olduğu fikrinin ilk defa bu Buffon, Lamarck, Darwin çizgisiyle organizmalar, olağan, normal, doğal organizmalar zümresine dahil edilmesiyle oldu. Yani ilk defa o güne kadar aşkın ve açıklanamaz gözüken bir takım vasıflar, tür gibi bir kavram doğal tür zincirine ve sınıfına dahil edilmiş oldu. İnsanın belki düşüşü burada tamamlanmıştır diyebiliriz. Dedik ya, dediniz daha doğrusu konuşmanızın başında şeyde programın, klasik dönemde insan diğer doğal varlıklardan kategorik olarak, evet, niteliksel olarak ayrılıyor. Hı-hı. Yani yeni bir nitelik geliyor, onlardan olmayan biz insan oluyoruz. Burada niceliksel, bu efendim maddi, ne demek onu sorayım. Niceliksel ne demek? Şöyle, bütün Newtoncu çerçeveyi düşünelim. Aslında nesneleri birbirinden farklılaştıran şeyler niceliksel özellikler. Çünkü artık Aristoteles'ten beri gelen soğuk, sıcak, kuru, yaş gibi nitelikler veya özler ya da özler ya da cevherler literatürümüzden silinmiş. Bütün farklılıklar ve doğal unsurlar, eski tabirle unsurlar, elementler niceliksel birimler cinsinden, birimler diyorum, cinsinden açıklanmaya başladı. Ve bu matematikte, fizikte oldukça iyi uygulandı. Fakat hala insanda bir muamma, bir bilmece olduğu fikri hakimdi. Fakat sonraki bilimler geliştikçe, biraz geç gelişti tabii, özellikle biyoloji bilimi mesela en geç bu sürece katılan bilimlerden birisi. Artık insanın da az önce söylediğim gibi doğal organizmaların bir parçası olduğu fikri. Daha sonra bu çok ileride yine kozmoloji, Big Bang kavramıyla artık insanlık cevheri yıldız tozlarına kadar geri götürülebiliyor. Kuantum ve geriye hiçbir şey kalmıyor. Kuantum fiziğinin ortaya koyduğu pencereden baktığımızda aslında bütün varlıklar yine bir hiyerarşik yapı içinde bize gözükse de temelde enerjinin yine niceliksel farklı birimlerine indirgenen alt parçacıklardan oluştuğunu söylüyor. Harika hocam. Şimdi bir şey, burayı şöyle tamamlayayım. Öyle bir çok katmanlı evrende yaşıyoruz ki en altta diyelim kuarklardan oluşan, ki kuarklar birbirinden sadece yön ve renk farkıyla tasnif edilen birimler. Onun şey mi, madde mi olduğunu da bilmiyoruz bu arada. Bakın aynı maddesel birimler, madde diyemiyorum. Bir süre sonra atomları, bir süre sonra bileşik atomları diyelim. Daha sonra kristalleri en yukarıda, inorganik maddeye doğru kristalleri, organik maddeye doğru hücreleri oluşturuyor. Hücreler, bu yeni bir açıklama görüyorsunuz. Hücreler organları oluşturuyor, organlar organizmaları oluşturuyor. Evet, Ömer hocam. Organizmalar da bizim gibi insanları oluşturuyor. Evet. Dikkatinizi çekerim, burada açıkta kalan herhangi bir cevhersel soru işareti yoktur. Bu çok önemli İshak hocam. Daha önemlisi şu, mesela İslam düşüncesinde benzer açıklamalar, yani form itibariyle. Ancak İslam düşüncesinde şimdi suret bütün bu terkibin içine gelip yerleşiyor. Daha önemlisi, ben kelamcıda suret. Daha önemlisi şu, dediniz ya, bir dönüş fikri var. Sahnenin öncesi ve sonrası var. Yani bu açıklamayı bir kelamcı yapsa bile sahnenin öncesine bir nazar edip oraya bir başlangıç ve ilke tayin ediyor. Burada biz kuarklara, ne tozlar dediniz hocam? Yıldız tozları. Yıldız tozlarına. Tabii, çünkü dünya intikal ettiğimizde yani oradan niteliksel bakımdan farklı başka bir ilkeye intikal etmeksizin, evet, insanın tamamını açıkladığımızı iddia ediyoruz. Geriye bir şey kalmıyor. Peki ne oluyor? Peki insanın farklı nitelik koyamayınca farkı nerede koyacaksınız? Çok kompleks, çok karmaşık bir süreç ya da makina ya da organizma diyebilir. Mesela hocam, Sir John Searle zihin felsefecisi diyor ki bilinç, hani çok zor bilinci açıklamak. Neticede mesela hani bu maddi efendim yapımız içerisinde kendisini idrak eden bir zihin nasıl ortaya çıktı?
sinirsel yapılarımız bunu ortaya çıkardı diyor. Ama midemizde de enzimleri gerçekleştiren sinirler var. Onlar niye çıkarmadı? Midemizde düşünmüyoruz, beynimizde düşünüyoruz. Beynimizdeki sinirlerle midemizdeki sinirler ve aslında tüm sinirlerimiz aynı niteliksel yapıya sahip. Aynen. Fakat beynimizdekiler niceliksel olarak daha kompleks, karmaşık, yoğun, incelmiş sinirsel sistemler olduğu için bunlar bir belki fenomen ve epifenomen olarak zihni, yani zihin ve bilinç de niceliksel bir peki, kompleksliğe burada, indirgenmiş oldu. Çok küçük evet. Hocam sonra unutma. Estağım. Küçük bir ekleme yapayım. Hemen Özey'i çok kestik ama bundan sonra... Estağfurullah. Yok önemli değil. Hocam konuşmak için getirdim. Estağfurullah. Eyvallah. Şimdi ben şunu da ekleyeyim de belki zaman kalmaz diye söyledim. Şimdi bu insan meselesi aslında hep ortada kaldı. İstediği kadar doğa bilimleri insanla ilgili evet. açıklama yapsınlar. İnsan meselesi hala orijinalliğini ve özgünlüğünü koruyor. Bunun için yine 19. yüzyılda bağımsız bir disiplin kuruldu. Yine Avrupa düşüncesinin içinden meydana gelen evet, antropoloji. Antropoloji. Benim de ilgilenmeye i̇nsan çalıştığım bilim, evet. bir... Bakın antropos zaten insan demek. Evet. Loji de bilim demek. İnsan bilimi. Evet. Peki niye antropoloji bu tarihte kuruldu? Bu soru kadim bir soru. Hemen her çağ hem kültür, her kültür insan nedir sorusunu sordu. Zaten antropolojinin ancak bu tarihte kurulmasının nedeni bütün beşeri bilimlerin, doğa bilimlerinin ve sosyal bilimlerin sahneyi hazırlamasıyla alakalı. Sahne ancak hazırlanabildi antropoloji için. Buna tabii antropoloji eleştirileri yaparsak burada işte sömürgeleştirme ile ilgili bir takım şeyler olabilir. Antropoloji önemli. Niye Avrupalı insanı değil de Afrikalı insanı inceliyor, etnoloji Avrupalı şunu, inceliyor mesela. Çok güzel bir soru ama soruyorsun. Ama bu başka belki bir hayır, konu. Hayır, çok güzel bir soru soruyorsun. O da şundan. İnsanı anlamak istiyoruz diyor antropoloji. Peki ne yapacağız? Araya bir sürü tarihsel olgular girdi, bir sürü perdeler girdi. Biz karmaşık, bu kadar karmaşık ve dönüşmüş insanı kendi orijinal ve özgün haliyle anlamakta zorluk çekiyoruz. İlerlemecilik zaman, fikri var burada. Sadece tabii. ilerlemecilik değil. Evrim, çok komplike. Mesela biz şehir hayatı yaşıyoruz ve bu kadar karmaşık bir yapı içinde insanı sorgulamak çok zor. Ana fikir şu. Şimdi bildiğimiz deney ve gözlem bütün bilimlere uygulandığı için insanla ilgili bu soruda deney ve gözlem yapamayacağı için antropoloji ancak şu yolu buluyor. Biz mümkün olabilen en primitif, bunu bir değer yüklü düşüklük anlamında söylemiyorum. Hı-hı. En basit, yalın yani. Yalın haliyle insanı bulalım, insanın modelini bulalım. Hı. Onun topluluk içindeki yaşam biçimlerine bakalım ve oradan kendimizi anlamaya çalışalım. Avrupalı evet. yalın insana tekabül etmiyor. Şimdi evet, biz de yani biz de tekabül etmiyoruz. Tabii. Dolayısıyla biz Avrupalıya göre daha yalınız ama. Bu da çok, ilginç mesela. Çok farklı sahiplerle yani bunun içinde dediğim gibi işte İngilizlerin ya da Fransızların emperyal duyguları da olabilir. Ancak ama sadece ona indirgenebilir bir şey asla değil. Asla buna yani. Indirgene tabii. bir şey değil. Öyle dikkat şey ederseniz değil. Antropoloji bilimi bize insanla ilgili bütün dataları topladı. Yani bunda hem evrimsel biyolojinin dataları var, hem toplumsal çıktıların dataları var. Çünkü antropoloji bilimi sadece insan bedenini gözlemlemiyor. Bütün kültürel çıktıları gözlemliyor. Özellikle iktisadi yapılar, insanın bilimsel, iktisadi, sanatsal, siyasi, politik bütün davranışlarını inceliyor ve şunu soruyor. Bu büyük bir tartışma konusu zaten antropolojinin alt disiplinleri bakımından. Acaba insan dediğimiz ortak bir yapıdan ve tanımdan bahsedebilir miyiz? İnsan dediğimiz bu fenomenin diyelim, bütün tarihleri ve kültürleri kesen temel değerleri var mıdır? Yoksa bu lokal olarak zamandan zamana tarihten tarihe değişen, birbirinden tamamen bağımsız ancak pluralist formlarla açıklayabileceğimiz bir şey midir? Evet. Bunu soruyorlar. Onun için bakın burada İngiliz geleneği, Fransız geleneği, Amerikan geleneği çok farklı tutumlar elde ediyor. Ama enteresan olan şey şu. Antropolojinin sorusu gerçekten insanlık tarihi açısından yeni bir soru tarzı ve klasik kesinlikle kültürlerde Çin'de, Hindistan'da ve İslam dünyasında çıkmıyor. Ancak az önce söylediğimiz dönüşümleri gerçekleştirmiş bir toplumda çıkıyor. Mesela bu topluluk çünkü için... Çünkü hocam çıkmaz. Adem ilkel değil ki mesela bizim için. Ancak biz yani hala... İslam düşüncesi aslında için primitif versiyonları var ya. İki türlü çıktı aslında da antropolojide olduğu gibi disiplin haline gelmediği için gelişmedi. Bunun ilk primitif yani ilksel versiyonlarını Farabi'de görüyoruz. Toplum hayatına katılmayan ve kendi içinde komün halinde yaşayan insanların insani vasıflardan, kemallerden uzak kaldığını Farabi anlatıyor. Bunlar hayvanlar gibidir diyor. O
badiyelerde, çöllerde yaşayan insanlar, bozkırlarda hani topluluk hayatını geliştirememiş insanlar. Bunun içsel versiyonu bu tavrın. Dahası bir kanat da bu bereket Bağdadi'de olduğu gibi insanların hocam tam buna benzer şekilde kazandıkları özelliklerden hareketle... Bu tabii hocam felsefi bir... İkincisi tavır, felsefi, hani. Birincisi değil. Farabi'ninki antropolojik bir iddia aynı zamanda. Yani toplum içerisinde kemallerle insanın... Biraz önce söyledi şöyle ya. Düşünün hocam. Mesela hani sizle de geçen konuşuyorduk. Yani buradaki komplekslik şehir hayatındaki bir kabile hayatında daha kompleks bir biçimde belki farklı formlarda kendisini... Onu öyle kabul etmediler ama. İşte öyle kabul etmediler. Kabul etmediler. Evet. Tabii aynen şeyde olduğu gibi ilerlemeci bir tarza baktılar ama döngüsel bir ilerleme bu. Hı hı. Yani topluluk kurulacak, sanatlar, ilimler, zanaatlar ortaya çıkacak, siyaset buna göre organize olacak ve insanı hakikate ulaştırma seviyesine varan bir karmaşık yapı ortaya çıkacak. Evet. Buradaki insan ile bunun dışında uzakta kalan beslenme, büyüme ve üreme ihtiyaçlarını gideren bir topluluk içinde yaşayan veya tek başına yaşayan insan arasında birisine insan dediğimizde diğerine ne diyeceğiz sorusunu doğuran bir farklılık olduğunu düşündü. Evet. Harabi. Çok İbrahim hocam azıcık başa dönüp bu dönelim. Kokuştan sonra ne oldu? Artık hocam, bu evet. Doğaya nasıl karıştı sorusunu sorduk ya. Evet. Şimdi aslında şu hikayeyi görüyoruz. İnsan bu büyük dönüşümden sonra adına modernlik dediğimiz durum içinde baş başa kaldı kendisiyle. İşte. Evrende evet. Yapayalnız ve kendi başına kaldı. Hı-hı. Yapayalnızı geçici olarak söylüyoruz çünkü henüz insan benzeri bir varlık keşfedilmedi. Eğer keşfedildiyse yapayalnız olmadığımızı anlayacağız. Şimdi yapayalnız kalan bu insan şu soruyu sordu. Ben bugüne kadar çevremle ve kendimle ilgili ezbere bilgiler biliyordum. Bunları tekrar keşfetmek istiyorum. Acaba dünyam nasılmış? Bakmak istiyorum ben. Ve bütün bu 200 yıllık süreçte coğrafi keşifleri ve bütün diğer keşifleri evet. görüyoruz. Okyanusların diplerinden daha sonra 1960'larda ortaya çıkan uzay yolculuğuna kadar. Bu büyük merak duygusunun sıçrama yapması. Hı hı. İnsan tıpkı çevresine bakar gibi kendisine de baktı. Kendi bedenine, kendi bilincine, kendi imkanlarına. Bu asla klasik bir bakış değildi. Acaba ben ne yapabilirim? Bu bedenimle ne yapabilirim? Hem hazlar anlamında hem kognitif, bilişsel süreçler anlamında aklınıza gelen bütün anlamlarıyla. Mesela bakın cinsel devrim. Hmm. Cinsel devrim niye 19. 20. yüzyılda meydana geldi? Çünkü artık bizim yeni bir beden tanımımız var. Evet. Nasıl bir tanım hocam eskisine göre? Çünkü eskisi belli limitler içinde, belli mükellefiyetler altında, sorumluluklar altında... Emanet gibi bakıyoruz. Özellikle evet üreme merkezli ve dini toplumsal kurallara uymaya çalışan ve tamamen aslında ahiret merkezli bir yaklaşım. Beden. Fakat tabii ki. Fakat yeni dönemde insan şunu söylüyor. Ben bu potansiyelimi nasıl değerlendirebilirim ve bunu genişletebilir miyim? Bunu genişletebilir miyim? Daha fazla bütün hızların ve hazların diyelim maksimizasyonu çabası insan bedenine de yansıtılmış oldu. Bundan sonra mesela işte eşcinsellik, işte heteroseksüellik hocam, bunlar evet. bir ahlak meselesi olmaktan ahlak meselesi değildir. Ben bir haz ve tercih meselesine dönüşüyor zannediyorum. Evet. Yani bakın bu artık bedenin yeniden keşfi. Evet. İnsanın bedenine kendi maliki olarak. Evet. Kendi hükümranlığı altındaki bir fenomen olarak bakması. Bunu sadece örnek olarak söylüyorum. Devlete de böyle baktı. Topluma da böyle baktı, maddelere de böyle baktı, geleceğe de böyle baktı. Ve özellikle bütün bunları yaparken kendisine inanılmaz bir yardımcı teknolojiyi buldu. Teknolojinin rolünü hiç unutmayalım. Şimdi teknolojiye gelelim, laf edelim bir şey soracaktınız hocam. Ya aslında klasik... Sorun hocam, ben niye size söz veriyorum? Evet, yani. Özür diliyorum, yani evet, teknolojiyi şunun için söylüyorum. Geleneksel insanın elinde teknoloji gibi gelişme fikrine yardımcı olan dönüştürücü bir araç yoktur. Zanaatlar var, teknikler var ama teknoloji yoktur. Yok, evet. Son bölümde ben size küçük bir alıntı yapacağım tamam. ve özellikle yapay zekalarla hocam, ilgili... Tam burayla bağlantılı bir şey söyleyeceğim. Bir soru olarak da bunu değerlendirin Hı-hı. lütfen. Şimdi bu klasik felsefe ve bilimler hiyerarşisine dini gelenekler eklenmeden aslında tabii sürecinin ben böyle olacağını düşünüyorum. Eğer dini gelenekler buna eklenmeseydi, yani... Yunan Hristiyanlarla karşılaşmasaydı. Vahiy diyorsunuz. Vahiy yani. Evet. Yunan Hristiyanlarla karşılaşmasaydı. Felsefe tekrar İslam tarafından tevarüz edilip de
mesela İslam vahyi ile karşılaşmasaydı, insanlar teknoloji süreçte keşfederlerdi, keşfetmezlerdi. Ayrı bir mesele. Teknolojinin eklenmesini bir tarafa bırakalım. Aslında insanın imkanlarına ilişkin iddialar süreç içerisinde eğer bilgileri böyle artsaydı yine daralabilirdi. Burada bir problem çıkmayabilirdi. Ne diyorsunuz İshak? Ne diyorsun hocam? Soruyu hocam daha bilirlaştırabilir miyiz? Bilirlaştıralım hocam. Şimdi bu söylediklerimiz yani modern... Yani bir cümleyle. Evet, bir cümle. Evet. Modern dönemde ortaya çıkan bu dönüşümler aslında eski dünyanın bilimler geleneğinin bir uzantısı olarak değerlendirilebilir. Din çünkü, olmasaydı vahiy bu böyle bu noktaya gelmez çünkü, miydi zaten? Şöyle bir şey, benim kişisel görüşüm şu. Zaten bu sorular biraz spekülatif sorular. Evet. Şimdi geçmişi biz engel ya da hızlandırıcı olarak göremeyiz. O bir total bir çıktı zaten. Yani bütün toplam bu sonucu verdi. Bazıları etkiledi, bazıları şu kadar etkiledi. Mesela Aristotelian bilimler hiyerarşisine Hristiyanlığın vahiy yahut İslam'ın vahiy eklenmesi idi. Aristoteles'in metafiziği sadece varlık hakkında genel konuşmaları içeren bir kategorilere dönerdi. Yani zaten içerdiği bilimler önemli ölçüde modern bilimlerin temelini oluşturuyor. Bunlar süreç içerisinde spekülatif bu soru ama bir yönü anlatmak için söylüyorum. O da şu. Bilimlerin kuruluşundaki Yunan'da bulunan asıl kavrayış, asıl bakış açısı zaten doğanın keşfine dair. Yani nedensel yapıların ortaya çıkarılmasına dair. Yalnız Ömer Hocam bir şey söyleyeyim. Şimdi burada benzerlikler var doğrusu, süreklilikler var ama çok temel farklılıklar var. Biz mesela bugün şimdi konuşuyoruz. Diyelim benim... Ya hocam şunu demek istiyorum. Aristo bilmiyordu bunları ya. Mesela diyelim ki Aristo... Niceliksel bir dönüşüm. Evet. Din olmasaydı bu dönüşümler niteliksel, tamam. Devrimsel değil. Tamam. Niceliksel bir dönüşüm olurdu. Yani, doğru mu diyor yani Ömer Hocam? Evet. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi her dönem kendisine mahsus bir tutarlı evet. bütün inşa ediyor. Dolayısıyla bunları birbiriyle kıyaslayıp ortak bir süreç içinde değerlendirmek de çok zor. Ama vurgulamak istediğim şey şu, bu modernlik sonrası dönemde artık buna sonrası diyoruz, postmodern denilen evet. çağdayız artık. Bir kere burada bütün kavramının parçalandığını görüyoruz. Şimdi insan tanımı bakın, insan kavramı bütün geleneksel kültürlerde hiç değilse temel bir birim olarak alınıyor. Mesela başka temel birim örneklerini vereyim size. Atom bir temel birim. Örnek evet. vermek için söylüyorum. Bir sıfır mantığı bir temel birim. Nokta bir tür temel kavramı, evet. tür kavramı bir temel birim. Metafizik bir şey anlamına geliyor. Çok da güzel. Aynen ona geliyorum. İnsan ve bütün ilgili akıl mesela. Bunlar temel birim. Şimdi postmodern dönemde her bir kavramın tek tek parçalandığını görüyoruz. Tek tek. Mesela atom kavramı önce çekirdek ve elektronlara, çekirdek daha sonra proton, nötron gibi alt parçacıklara, o alt parçacıklar kuarklar gibi daha sonra yapılara, proseslere doğru yumuşadığını görüyoruz. Gen kavramı mesela çok temel bir birim olarak kabul ediliyordu. Bugün öyle bir birim yani üzerinden... İnsan temel birim olmaktan çıktı mı? Evet, onu demek hocam. İstiyorum. İnsan bir temel birim değil artık. Dağıldı. İnsan, evet, parçalanan bir şey. Mesela insanı bir temel birim olarak görmemizi sağlayan temel yeni kavram dönemde. Yeni evet, dönemde. Evet. Bilinç kavramıydı. Artık bilinç bütün nöronların fiziko-kimyasal proseslerine dönüştü. Artı bilinç kavramı insana mahsus olmaktan çıktı. Bütün organizmalara hatta inorganik maddelere atfedilmeye başlandı. Bugün ağaçların da bilinci var. Karıncaların da bilinci var, kendi mikyasları kadar. İslam dünyasında ikinci benzerlik dediğim Ebul Berekat'ın bu iddiasıydı. Ancak şunu söyleyeyim. Ama bu değil artık yani. Evet, şunu değil, söylemek primitif istiyorum. Primitif dememiz sebebi bu. Bakın bugün yani. Atom kavramını kullanmamız asla Demokritosçu, asla kelamcıların kullandığı evet. bir atom değil. Çünkü tekrar bu cümleyi söylemek istiyorum. O atom metafizik bir kavram. Evet. Modern atom fizik bir kavram. Modern bunu insana modern taşıyalım. Bilimde metafizik bir kavram yok. Elden geldiğince aynen. tüm temelleri şimdi, parçalamaya hocam, çalışmak bilmek demek sözü esasen. Getirmek istediğim yere söyleyip bu cümleyi bitiriyorum. Hocam insan evet, bütün şeyi toparlayacak. İnsan, bir cümle söyleyelim bütün klasik bitiriyoruz. Kültürlerde bütün programı mı bitiriyoruz? Evet evet hocam. Ben bir alıntı yapmam lazım da o yüzden. İnsan bütün klasik kültürlerde metafizik bir kavramdır. Bu büyük dönüşüm sonrasında artık fizik bir kavramdır. Bu büyük farkı göstererek evet, evet. söylemek istiyorum. Şimdi özellikle değinmediğimiz konular var. Bu savaş sonrasında İletişim devrimi, dijital devrim,
İşte nükleer teknolojiler, yapay zeka ile ilgili konulara hiç değinmedik. Ya harika, bence ders oldu hocam. Bakın, devam etmek lazım hocam, ama toparlayacak yapay zeka ile ilgili hikayenin şunun için söylüyorum. Yapay zeka insanlık tarihinin bence en büyük dönüm noktalarından biri. Turing testi geçildi. Turing testi. Turing testi ile ilgili çok küçük bir şey söyleyeyim. Aslında bu testte sorgulayıcının bir cevabı verenin bilgisayar mı insan mı olduğunun karıştırılması demek. Eğer siz şurada perde arkasında iki kişi var. Biri bilgisayar, biri insan. O testte hangisinin insan, hangisinin bilgisayar olduğunu ayırt edemiyorsanız Turing testi geçilmiş demektir. İnsanla makine arasında bir fark kalmamış demektir. Demek. Şimdi bu test geçildi. Fiziği geçtik, doğaya değil artık. Evet, geçildi. Dolayısıyla başka bir fazdayız. Son bir alıntıyla bitirmek istiyorum. Tamam. Bu İnsanlık 02 diye bir kitap var. Çevrildi Türkçe'ye. Yani 1020 gibi bilgisayar... Yazarı kim hocam? Yazarını da söyleyeyim. Olalım. Ray Kurzweil diye bir yazar. Tekilliğe doğru biyolojisini aşan insan. Alt başlığı biyolojisini aşan insan. Oradan bir alıntıyla bitirmek istiyorum. Söylemek istediklerimizi belki bu cümlede bulabiliriz. Sonra sizden yine bir şey dinleyeceğim. Yine Gılgamış'ı da hatırlayarak bağlayalım. Evet, evet. Yazgımıza karşı güç kazanacağız. Ölümlülüğümüz kendi elimizde olacak. Dilediğimiz kadar yaşayacağız. İnsan düşüncesini tam olarak anlayacak, kapsamını büyük ölçüde genişleteceğiz. Zekamızın biyolojik olmayan bölümü bu yüzyılın sonunda salt insan zekasından trilyon kere kat daha güçlü olacak. Bu alıntı zaten insanlığın zekamızın biyolojik olmayan bölümü ne demek ki hocam? Çünkü şu anda biz hala biyolojik zekalarla iş yapıyoruz. Yapay zeka ise biyolojik olmayan bir zeka. Evet. Bizim ürettiğimiz şimdi insanlık sıfır. Onda biz ürettiğimiz için bizim bir parçamız oluyor. Ama bir sonraki sürümde zaten buna post-human yani insan sonrası işimiz zor hocam. İnsan sonrası alan deniyor. Evet. Belki de biz tür olarak bir sonraki türü insan olmayan ama ne olduğunu bilmediğimiz bir türü hazırlıyor olabiliriz. Bu Kubrick'in Space Odyssey filmindeki bir nevi trajediyi doğurmaya doğru giden bir hikaye gibi göründü şimdi bakın, bana. Şimdi bakın çağdaş ütopyaya da değinelim. Bütün klasik ütopyalara değinmiş olduk. Aslında şimdi distopyalar başlamış oldu. Evet. Distopyalar. İşte George Orwell'ın mesela Hayvan Çiftliği ya da 1984'ü. Evet. Bize aslında büyük metafizik korkularımızı hatırlatan distopyalardır. Evet. Çünkü niye? Bunlar insanın ve türün aslında yok oluşunu çağrıştıran aynı zamanda haberler. Sanki bize bir kurtuluş ümidi sunuyor gibi görünüyor ama aynı zamanda tekneye bağımlı kılıyor bizi. Sadece bağımlı değil. İnsan türünü aşan sonraki versiyonları işaret ettiği için hocam şu cümle ne kadar devrimsel bir cümle. Biyolojik olmayan zekamızın egemenliği. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Aslında geldiğimiz noktayı gayet veciz bir biçimde özetlediniz. Benim çok zevk alarak dinledim sizi. Estağfurullah. Biz zaten sizle konuşuyoruz ama belki başka programlarda da yeniden ağırlama imkanımız olur. Ömer hocam, şimdi biz haberiniz vardır İshak hocam. Geçen hafta Kütahya'daydık. Ömer hocam ve birkaç bir ona yakın başka araştırmacıyla birlikte İslam düşüncesinde insan tanımları çalıştayı yaptık. İlke İlim Kültür Derneği ve Kütahya Global Araştırmalar Merkezi'nin ev sahipliğinde. Vaktimiz çok yok. Hocam işin doğrusu bakıyorum 2 dakika deniyor en fazla. Biz orada bir de sonuç bildirgesi çıktı. İslam düşüncesinde insan çalıştayının bu sonucunda ne çıktı? İnsandan karakteristik özellikler itibariyle ne anlıyoruz sorusuna. Burada bir nihai tanıma vardık. Bir de siz söyleyin. Karşılaştırmayı, mukayeseyi derinleştirip düşünmeyi izleyicilerimize bırakalım artık. Biz aslında çalıştayda hem modern insana ilişkin tasavvurlara dair araştırmalarımızın temelini oluşturması hem de bir çalıştayı da bu konu hakkında yapacağız. Modern dönemde yapacağız insan tanımları çalıştayı. Allah işinizi kolaylaştırsın. beraber hocam. Evet. İnşallah beraber yaparız hocam. Bir de yani İslam düşüncesinden hareketle insan üzerine tefekkür nasıl olur sorusuna da cevap bulmak gayesiyle olabildiğince İslam düşüncesinin çeşitli ekollerini temsil eden bir çalıştay hazırladık. Yani Çalıştay'da İbn Sina, Farabi, Maturidi, Kadı Abdülcebbar, Cahız, Nazzam, İbn Arabi, Konevi yani İslam düşüncesinin bütün kanatlarını temsil eden konuşmalar yapıldı. Temelde şu ortaya çıktı. Yani İslam düşüncesi kendi içindeki bütün çeşitliliklerine rağmen yani ayrıntıda çok farklı düşünen yazarlar var, aslında düşünürler var. Kendi içindeki bütün çeşitliliklerine rağmen
esas itibariyle ruh ve bedenden oluşan bir şey varsayıyor. Yani i̇nsan bir varsayıyor. İnsan varsayıyor. Ruhu kimisi cevher kabul ediyor, kimisi araz kabul ediyor. Yani bedenin bir özelliği kabul ediyor. Bunun şeyi kendi içinde önemi var İslam düşünce gelenekleri açısından, ama bizim açımızdan insanın imkanları bakımından benzer noktada duruyorlar. Bu yani genel tabloya yansıtan bu. Hı hı. Daha özel değilse hocam, biraz aslında konuşma aralarında ben onu hatırlatmak istedim. Daha özel değilse İslam düşüncesinde insanı bütün varlığı kapsayacak, anlayacak bir idrak eden özne olarak tasarlayan düşünceler olduğu gibi, ya kendini anlamaktan aciz, her yönüyle vahye muhtaç olduğu şeklinde tasarlayan, varlığa ilişkin külli idraki küstahlık olarak değerlendiren düşünürler de var. İslam düşüncesi kendi içinde böyle çeşitlilikler barındırıyor işin doğrusu. O tarafı da dikkate alarak meseleye yaklaşmak daha şeydir. Bence Çalıştay'ın sonuç bildirgesini henüz hazırlamadığımız için yer almayan bir tarafı var. Ufku teorilere, beden, yani tabiat teorilerine bağlı değil. İnsana ilişkin ufku. İslam düşüncesinin evet. Tabiata ilişkin teorilerden bağımsız bir insana ilişkin ufku var. Çünkü evet. Bütün erken dönem kelamcıları neredeyse tamamı atomcu olduğu halde maddeyi aşan bir insan bilinci varsayıyorlar hocam. Aslında tam bir kontrast. Evet. Benzer maddeyi ve biyolojiyi aşan bir imkan orada da, ama vardıkları neticeler evet, tamamen farklı. Aslında ilginç bir durum. Maddi diyorsunuz hocam. Hı-hı. Yahu aslında Nazan da böyle düşünüyor. Ama Maturidi de böyle düşünüyor. Böyle düşünemez hocam. Bir saniye bir şey diyeceğim hocam. Yeni bir yani, tartışmaya girmeyen bağlayacak şekilde. Bağlayacağız çünkü. Yani insanın varlığı bakımından tamamıyla maddi olduğunu, atomlardan müteşekkil olduğunu düşünüyorlar. Ama insanın ufkunun garantisinin bu madde değil, ilahi rahmet olduğunu, yani insanda Allah tarafından ufku var edilen... Ufku yumuşatıyorsun. Ama insanı insan yapan bütün bu kültürde, bu anlayışta cevher var. Temel bir kavram var. Birimle ilgili şeyleri paranteze alarak söylüyorum hocam. Şimdi bedeni istediği kadar... Şey bu. Evet, en önemli şey bu. Tabii, yani bu çok birim bozuldu. Tabii. Ayrımları paranteze alıyorum şunu şu anda. Şunu söylüyorum. Bak, o ayrımı yapmak lazım. İnsan dediğimiz fenomen metafizik bir kavram. Bütün klasik dönemde. Burada bitiriyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Geçtik süreyi diye Binnur Hanım uyarıyor beni birkaç keredir. Efendim bence çok provokatif yani bir noktada kaldık. İshak Hoca'nın aktardığı son cümlelerle hocam sizin aktardığınız son cümleler cümle açısından birbirine benziyor. Ulaştığı neticeler aslında tam bir kontrast ifade ediyor. Bu kontrastı, bu zıtlığı efendim izleyicilerimizin idraklerine takdim ediyoruz. Üzerine çokça düşünülmesi gereken bir mevzu. Efendim bu hafta sözün özünde İstanbul Şehir Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi İshak Arslan'la insan nedir sorusunu sorduk. Önümüzdeki hafta yeniden buluşabilmek dileğiyle hoşça kalın efendim.